Hoş geldiniz. Metametriğin çarşamba buluşmalarının 89.'sunda yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Denizhan Erinekçi. Zannediyorsunuz ki size Denizhan'ı tanıtarak başlayacağım. Yo, hayır. Bugün kendinden bahsetmek istedi. O yüzden ben Denizhan'ı size anlatmayacağım. Sadece bugün bize deprem ve deprem sonrası HBİM uygulamalarından bahsedeceğini biliyorum. Ama nedir, niye inecek? Onunla ilgili de merak içerisindeyim. Kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Lütfen arada aklınıza geldikçe Denizhan'ı bölüp sıkıştırmayı ihmal etmeyin. Kesinlikle. YouTube'a yazdığınız soruları da biz buradan iletiyor olacağız. Tekrar hoş geldin Denizhan. Hoş Madem bulduk. istedin, al bakalım, söz Çok sende. teşekkür ederim Hasan'cığım bu güzel giriş için. Herkese merhabalar, ben Denizhan Erenekçi. Öncelikle Metametrik platformunun arkasındaki bütün isimlere ama özellikle sevgili Asena Kumsalşen, sevgili İnan Çencan ve sevgili Sema Alaçam'a benim bu ummalı etkinliğe davetleri ve yardımları için teşekkür ederim. Biraz hemen kendimden bahsedip sunuma geçeceğim. Hemen bu arada tabii ki ekran paylaşacağım. Geliyor. Evet. Can you see my screen? Yes. Görebiliyor. İngilizce devam etmeyeceğiz inşallah. Yok yok. Hemen kendimden bahsedip sunuma geçeceğim. Mimarlık lisans eğitimini İTÜ'de aldıktan sonra mimarlıkta koruma ve restorasyon ağırlıklı bir yüksek lisans yapacağım. Venedik Yuva Üniversitesi'ne gittim. Yüksek lisans tezimi Mimar Raimondo Daronco tarafından tasarlanıp 1908 yılında yapımı tamamlanan ve tam 50 yıl sonra Menderes yıkımları döneminde tıraşlanan, son zamanlarda muhtemel bir rekonstrüksiyon muhabbetiyle tekrar gündeme gelen Karaköy Camii üzerine yaptım. Özellikle dönemi için yenilikçi nitelikte teknik, üslupsal ve daha sonra tarihi kentsel bağlamlarda cami ve etrafını tezde inceledim. Sağ tarafta artık an itibariyle Asso Restauro adlı İtalya menşeli bir şirketin İstanbul Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenerek hali hazırda bu kurumun Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile arasında yürürlükte olan İmrahor Camii veya Studyon Manastırı İstanbul Samatya'daki restorasyonu işbirliği projesinde çalışıyorum. O halde sunuma başlayalım. Ne yazık ki güncel ve haklı tasarılarımızın konusuna da paralel olarak seçtiğimiz deprem konu başlığını kültürel miras ve yapı bilgi modelleme alt başlıklarıyla birleştiği bir bağlamı sunmanın yerinde olacağını sanıyorum. Bu doğrultuda depremsellik minvalinde geçmişi sınavlarla bezeli olan İtalya gibi bir ülkenin teknik ve beşeri hafızasından ayrıca deprem kültürel miras arayüzünde de çıkardığı son derece matah derslerden öğreneceğimiz çok şey olduğu açıktır. Sunumum 2009 Aquila depreminde ağır hasar almış tarihi 13. yüzyıla dayanan Santa Maria di Colle Maggio Bazilikası'nın strüktürel bileşenlerinin deprem sebepli davranışlarının irdelenmesinden elde edilen niceliksel ve niteliksel verilerin ışığında gerçekleştirilen güçlendirme ve onarım çalışmaları ile ilgili olacak. Gerek projelendirme gerekse şantiye aşamalarında BİM altyapısı ile desteklenen ve Europa Nostra'dan kültürel miras dalında Best Practice ödülü alan bu girişimin her türlü araştırma, tahlil ve onarım projelerinin teknik bilimsel kalemlerini üniversite ve akademik çevreler üstleniyor. Bunlar Milan Politeknik, Aquila ve Roma Sapienza Üniversiteleri logo gösteremiyoruz. Projenin finansmanı Eni adında Avrupa'nın enerji devi şirketlerinden birisi tarafından sağlanırken işveren bizzat İtalya Kültür Turizm Bakanlığı. Çalışma 2013 yılında başlayıp 4 yıl sürüyor. İlk önce İtalya ve deprem arayüzü genel çerçevesini çizmeye çalışalım. Görselde İtalya Yarımadası'nı görüyoruz. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçekleşme olasılığı İtalya Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Bilimi Enstitüsü'ne göre %2 olan ve bölgesel anlamda tasnif edilmiş maksimum yer ivmeleri dağılımı var. Burada açıkça jeofiziksel basit okumalar yapılabilir. Sol taraftaki haritadan bahsediyorum. Orta eksen boyunca ilerleyen yüksek deprem riskli bölge, İtalya Yarımadası'nı oluşturan diyebileceğimiz Apennin sıradağlarına paralel seyretmekte ve bu civardaki bütün kentleri ilgilendirmektedir. Bu sıradağlar kuzeyde İtalya'yı Avrupa'nın geri kalanından ayıran meşhur Alp dağlarına dönüşür. Tarihten bazı can sıkıcı örnekler vermek gerekirse bir numaralı beyaz rakamla gösterdiğimiz sol tarafta yaklaşık 120 bin can kaybıyla 7.2 moment büyüklüğü ölçeğindeki 1908 Messina depremi Avrupa tarihinde en çok insan kaybı yaşanan deprem bu. Depremin bundan sebeple tecessüm etmiş tsunami ikilisi tabii ki. İki numarada yaklaşık 30 bin kişinin vefat ettiği 7.0 büyüklüğünde 1915 Abruzzo eyaletindeki deprem. Şimdi bizim çalışacağımız binaya tesir etmiş depremin de bu bahsettiğimiz 30 bin vefatlı 1915 depreminin bir tekrarı olduğunu göreceğiz zaten. Ondan dolayı 2 ve 6 numaraları bir arada görüyorsunuz. 2 tane numara var orada. 3 numara
Yaklaşık 1000 kişinin kalbiyle 6 büyüklüğünde 1930 yılında olmuş bir deprem. 4 numara yine 1000 kişinin kaybıyla 6.5 büyüklüğünde 1976. 5 numara 3000 kişinin kaybıyla 7 büyüklüğünde 1980. Yani genel olarak böyle bir devamlı bir depremsellik söz konusu. 21. yüzyıla geldiğimizde ise sorumumuzun konusu olan 2009 yılında Abruzzo eyaletinde gerçekleşen ve yaklaşık 300 cana mal olan 6.3 büyüklüğündeki deprem. Çalışacağız şimdi. 7 numara son olarak 2016 yılında gerçekleşip tekrar 300 civarı can alan Amatrice depremi. Bunu hatırlarsınız diye düşünüyorum. Sosyal medyada falan bayağı çıkmıştı. Bu genel hızlı anlatımın sebebi yani İtalya gerek kuzey gerek güneyde özellikle Alplerin bir kolu olan Apeninsula dağları zincirinin etrafındaki yerleşim birimlerinde depreme karşı daimi olarak hazırlıklı olmalı ve çok fazla var. Özellikle tarihi kasabalar var. Sunumun konusu olan yapıya gelirsek, yukarıda saydığımız depremlerden 1915 yılında gerçekleşen ve 30 bin kişinin kaybıyla sonuçlanan deprem farklı bir ölçekte de olsa 2009 yılında tekrarlıyor kendini. Ve bunu çalışacağız şimdi. Bu ikinci depremde kentin ana bazilikal planlı kiliselerinden Colle Maggio 2009 yılındaki depremde transept bölgesindeki fil ayaklarının yıkılmasından dolayı ana kubbenin düşmesiyle ek olarak da muhtelif yapısal elemanların bünyesinde oluşan derin yarıklar ve çeşitli hasarlar ile tanımlanan bir deprem tecrübesi geçiriyor. Şimdi yaklaşalım yapıya. İtalya Yarımadası'nın orta ekseninde konumlanan Aquila kentinin sol taraftaki haritada görüyorsunuz. Hemen güneydoğusunda bir tepe üzerinde bazilikamız yerleşiyor sağ altta. Bu slide'da ise yapının 2009 depremi öncesindeki vaziyetini görüyorsunuz. Patlamış perspektif, plan kesit ve ön cephesinin görseli. Tarihi 13. yüzyıla dayanan yapı bazilikal planlı. Beşik çatı ile örtülü ve sekizgen sütunlar tarafından taşınan merkez nef beden duvarları var. Masum'u görebiliyor musunuz? Tamam, çok iyi. Görüyoruz. Evet. Merkez nef beden duvarları var. Kırma çatıyla örtülü iki adet kenar nef tarafından çevreleniyor onlar. Plandan da gördüğünüz üzere. Burada kuzey nef olarak görünüyor kenar neflerden birisi. Kilisenin doğu ucundaki apsis ve kenar şapeller şu kısım ve nef kısmı arasındaki bu ikisini birbirinden ayıran bağlantı olan taraf ise transept tarafı. Transeptin üstünde bir ana kubbemiz var ve yanlarda da kuzey ve güney tonozlarımız var. Üslup itibariyle romanesk gotik ağırlıkta olan yapının ön plana çıkan ön cephesi ise 15. yüzyılda ekleme olarak inşa ediliyor. Boyuna 150 metre, enine 30 metre uzunlukta ciddi boyutları var. Özellikle boyuna. Transept kubbesinin iç mekanının en yüksek noktası ise yer seviyesinden 27 metre irtifada bulunuyor şu kısım. Şu üzerinde gördüğüm şu nokta. Apsis ve şapel kısımları ise nervürlü tonoz ve yarım kubbeler tarafından örtülüyor şurada gördüğümüz üzere. Kısaca beşeri anlamdaki kültürel değerinden de bahsedelim hemen. Özellikle bu kilisenin bünyesinde tekrar 13. yüzyılda rahiplik yapmış olan Celestino adlı bir papazın daha sonra Katolik Hristiyan dünyanın ruhani lideri olan papalık mevkine yükselmesi gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı bir nebze bu kilise hani bu kentin ve bu eyaletin gururu haline geliyor. Çünkü bir papa çıkartmış oluyorlar. Gördüğünüz çizelgede yapının 750 yıllık tarihi boyunca kaydedilen mühim strüktürel hadiseler sıralanmıştır. Burada yapının tarihi boyunca aldığı hasarlar, hasarı veren depremlerin orta sütunda Mercalli büyüklükleri örneklemeleri, küçük bir parantez açarsak Mercalli büyüklüğü henüz niceliksel sayımlar yapılamadan önce, bu teknoloji geliştirilmeden önce depremlerle ilgili Richter ölçeği veya moment büyüklüğü daha ölçülmeden önce bu depremlerle ilgili oluşturmuş, işte bu depremleri yaşamış insanların raporlarından ve anlattıklarından yola çıkılarak hasarın nicelendirilmesinden yola çıkılarak birden 10'a kadar giden bir ölçek, bir skala. Bir işte çok zayıf, 10 aşırı katastrofik ve hiçbir şey kalmadı gibisinden bir ölçekleme düşünebiliriz. Metinlerden yola çıkarak mı bir karar veriyorlar? Evet, aynen öyle. Yani işte sağ tarafta zaten o yazılı metinlerin sonuçlarını görüyorsun. Serious damage to the church, probably only two rows of arches still standing diyor mesela. İşte günümüzdeki buna karşılık gelen Mercalli ölçeği de 9. İlk kırmızıyla çizilmiş şu şeritten bahsediyorum. 1349 tarihinde olan.
Burada işte yapının tarihi boyunca geçirdiği en ciddi depremlerden bir tanesi. Tabii ki söylenilenlerden hani neler kaldı, neler gitti metni üzerinden bu karar veriliyor ve daha sonra bu tabii Richter ölçeğine de dönüştürülebiliyor. Çok önemli depremlerle ilgili. Evet, bu Mercalli'yi anlattık. Ayrıca onarım, genişletme ve tezyinat amaçlı yapıya uygulanan eklemeler, çıkarmalar da mevcut. Daha sonra göreceğimiz üzere yapı çok fazla ekleme, onarım, çıkartma görmüş olacak. Bu müdahaleler deprem ve benzeri dış kuvvetler karşısında bazilikanın global davranışının giderek daha öngörülemez nitelikte ve parça tesirli olmasına neden oluyor. Burada tam olarak ne dediğimde ileride detaylı bir şekilde göreceğiz. Altını kırmızı ile çizdiklerim yapısal anlamda en kritik olanlar bu olaylar. Sonra günümüze yaklaşıyoruz. Burada 1848-1915 arasına tarihlenen çeşitli görseller var. İlk slaytlarda bahsettiğimiz, hatırlarsanız 30 bin kayıplı bir 1915 depreminden bahsettik. Buna müteakip görüldüğü gibi ön cephenin sol üst kısmı düşmüş, şu sağ alt görselden bahsediyorum. Bu çok ilginç bir yıkılma. Neden yani cephenin hepsi varken sadece bir kısmı işte kendini aşağı atmaya karar veriyor? Çünkü cephede bölgesel ritmik farklılıkları var. Görselin sağ tarafında gördüğünüz buradaki sekizgen kulevari yapı, cephenin yani ana cephenin bu kulevari yapı arasındaki bağlantı detayları kenetlenmiş ve iyi bir şekilde çözülmüş olduğu için tarihi yapı bilgisiyle orada bir sağlamlık söz konusu ve herhangi bir devrilmeye karşı cephenin sağ tarafını herhangi bir devrilmeye karşı şu yapı önlüyor. Ama sol tarafta ise uzun ve ince bir kütleselliğe sahip olan cepheyi yanal yüklere karşı koruyacak bir payanda da söz konusu değil bu cephenin arkasında. Normalde yapının beden duvarlarına bu cephe bağlanır devrilmesini önlemek için. Öyle bir bağlantı söz konusu olmadığı için bu kısım kendiliğinden düşüyor gibi. Bu da o zamanın örneklemelerinden bir tanesi. Şimdi iç mekandaki tarihi değişikliklerle ilgili de hemen kısaca konuşalım. 1900 pardon özür dilerim 1703 yılında bir başka büyük depremde çoğu yıkılan yapı neredeyse baştan yeniden inşa ediliyor. Buna paralel olarak sol tarafta görselde gördüğünüz gibi kilisenin iç yüzeyleri bu sefer barok üslupta cephe kaplamaları, bezemeler ve tavan ile gotik iç iskelet üzeri örtülüyor. Bu İtalya'daki kiliselerde sadece İtalya değil yani genel olarak Batı dünyasında gördüğümüz kiliselerde halihazırda bir olay. İşte kilisenin mesela ilk inşa edilme dönemi 13. yüzyıl oluyor ama daha sonraki işte revaçta olan üsluplarla, yeni sanatsal tezyin yöntemleriyle, yeni inşa yöntemleri de dahil buna, kiliselerin iç ve dış tezyinatları değiştiriliyor. Eklemeler yapılıyor, çıkarmalar yapılıyor. Bunlar sık sık gördüğümüz şeyler. Yani gotik bir kilisenin iç mekanı daha sonradan barok olarak tekrardan giydirildiğini görüyoruz. 1970 yılına gelindiğinde ise dönemin belediye başkanı yapıya 1703 yılı öncesi özgün gotik atmosferi tekrar kazandırmak için nefler boyunca bütün barok tezyinatı söküp sağ taraftaki görselde de gördüğünüz üzere ironik bir şekilde sağ taraftaki görsel soldakinden daha eski görünüyor ama değil tam tersi. Daha sonra göreceğimiz riskli strüktürel müdahaleleri de gerçekleştirecek bu tezyinatı söküp. Mesela işte yapının orta nef duvarlarının yüksekliğini 2 metre daha arttıracak. Bu aslında yapının yanal yüklere karşı dayanımını azaltacak bir yandan. Oraya işte betonarme kirişler ekleyecek, hatıl gibi. Bunların hepsi daha sonradan yapının yıkılmasına aslında zemin hazırlayacak. Bunları da göreceğiz. Bu duvarları yükseltmesinin sebebi de işte yapının çünkü dediğimiz gibi 1703 yılındaki depremde daha dayanıklı olmasını sağlamak için duvarlarının 2 metre düşürülmüş olması. Ama işte abi asıl gotik kesite döndürmek için yapıyı orada bile geri durmuyor yapıya müdahale etmekten. Yapılmış şekilde tarihi boyunca çok sayıda sarsıntı ve buna müteakip onarım görmesine istinaden projenin geliştirilmesine yer alan, onarım projesinin geliştirilmesinde önemli bir yer tutan Aquila Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dante Galeota'nın tanımıyla karşımızda bir tane değil 12-13 tane kilise var. İthamı yerinde oluyor. Gelelim meşhur 2009 depremine. Epicentre kente 2 kilometreden daha yakın olan depremin yani fay kırılma noktasının kente olan uzaklığından bahsediyorum yerin altındaki 2 kilometre bu büyüklükte bir deprem için bu ivmedeki bir deprem için çok kritik çok yakın bir mesafe. Bu deprem kiliseyi diagonal açılı sarsmasıyla birlikte transept bölgesinin kubbesini taşıyan fil ayakları biraz yavaşlayayım burada
transept bölgesinin kubbesini taşıyan fil ayakları. Masum'u görüyorsanız sol tarafta bu yıkılan planda yıkılan yıkılmış kesimi gösteren tarama üzerinde Mouse'u oynatıyorum. Şurada gördüğünüz iki fil ayağı yıkılıyor depremde. Aynı şekilde çatı planında da gösteriyor aynı kısmı. Ve sağ tarafta da kesit üzerinde gösteriyor yıkılan kısmı. Son derece lokal ve ilginç bir yıkılma söz konusu burada. Fil ayakları tuzla buz oluyor. Tabii dolayısıyla üstündeki kubbe de düşüyor. Ama yapının geri kalanı göreceli olarak neredeyse hasarsız atlatıyor demeyeceğim ama ayakta atlatıyor olayı. Bazı şakülden kaymalar, çatlaklar, derin yarıklar tabii ki var ama ilginç bir yıkılma teşkil ediyor bu sistem. Apsis, beden duvarları. Evet, dedik sütunlar ve cephelerde ciddi hasarlar oluşuyor ama bir tek burası yıkılıyor. Sağ altta ise yıkım öncesi kubbenin alttan bir görünüşü var. Şu sağ altta bu yıkılmış olan kubbeyi görüyoruz. Sol tarafta ise bu panlantiflerden birisini görüyoruz. İşte sağ yukarıda da çatıdan bir görünüş. Peki senin yorumunu alırsak neden en geliyor, kuvvetli olması gereken yerlerden birisi yıkılma eğilimi göstermiş? Çünkü özellikle mesela o kısımlarla ilgili tarihteki onarımlarda son derece kalitesiz malzemeler kullanıldığını, kalitesiz işçilikle yapıldığını göreceğiz zaten sonraki yerlerinde. Ayrıca yapının fiziksel gerçekliğinin, yani üç boyutlu gerçekliğinin de aslında bu konu üzerinde bir etkisi var. Birkaç tane daha detay var. Mesela işte kubbe, bu bahsettiğim onarım çalışmaları dahilinde tarihi kubbe sökülüp yerine betonarme bir kubbe yapılıyor ve hani deprem açısından zaten bu felaket demek. Betonarme kubbe tarihi kubbeden kayır duvardan daha ağır olacak ve yüksekte bir ağırlık teşkil edecek ve bu ağırlık da işte daha sonradan fakir malzemeler ve işçilikle inşa edildiğimiz, daha sonradan depremden sonra keşfedeceğimiz fil ayakları tarafından taşındığı için hani havada bunları böyle çok ağır bir kütleyi havada ince ayaklarla taşımaya benzeyecek bu. En küçük tabii ki bir yanal zorlanmada bu inecek aşağı. Tamam. O zaman ben evet, bölmeyeyim. İleride göreceğiz zaten diyorsun. Evet evet, yani yo böl yine de. İyi oluyor. Tamam. Merkez nef içerisinden burada yıkım sonrası çekilmiş fotoğrafları görüyoruz. Biraz daha perspektif sağlamak açısından iyi. Burada şimdi bir videomuz var ama YouTube güzellik yapıyor. Videomuzu şöyle manuel bir şekilde oynatacağız. Şeyden sonra hemen şimdi bir yerel televizyondan olayı kısaca izliyoruz. Elimle sürükleyerek götürüyorum ki YouTube anlamasın. Burada mesela bahsettiğim o düşen kubbeyi görüyorsunuz, yıkılan fil ayaklarını görüyorsunuz, apsis tarafına bakıyoruz, şapelleri görüyoruz sağ ve sol tarafta. Burada o bahsettiğim hani Papa Celestino diye adlandırdığımız karakterin aslında şeyi saklı. Bu şey, bu parçanın içinde, bu nefin içinde naaşı saklı. Çıkartılacak depremden sonra güvenlik sebebiyle. Aynen. Da görüyoruz ama işi. Çeşitli tablolar götürüyorlar tabii. Çünkü lisenin hani sadece mimari değil, sanatsal taşınabilir kültürel miras açısından da bir önemi var. Rubens'in, sanat tarihiyle ilgilenen varsa bilir, Rubens'in öğrencilerinden bir tanesinin önemli işleri var tablo olarak içeride. Ayrıca heykeller, abartmalar, dezenler. Evet. Tamam. Bunlar da yıkımdan hemen sonra gerçekleştirilen acil müdahaleler. Hafriyat temizlendikten sonra kubbenin yıkılması ile üstü açılan kısım geçici bir çatı ile örtülüyor. Bu geçici çatı kiliseye taşıtılmadan sol tarafta gördüğünüz, mouse'la gösteriyorum tekrardan, uzay kafes çelik kolonlara oturtuluyor. Bunlar üstüne işte bu çatıyı taşıyan ana kiriş hattı, onların üstüne ikinci, üçüncü derken en son çatı kaplaması gün ışığını içeri alacak şekilde tabii ki. Sağ taraftaki görselde ise bir zamanlar kubbenin üst çıtalarının bulunduğu yerde konumlanan geçiş çatının üst düzeyini görüyorsunuz ileride. Bunlar da askılama ve gergileme müdahaleleri. Acil askılama ve gergileme müdahaleleri, yani projelendirilmiş değiller. Deprem sonrası hemen binanın daha da fazla kendine zarar vermesini önlemek için.
üzerinde dikey çatlaklar oluşan, sol altta görülüyor ve kayda kısımları patlayan nef sütunlarının etrafı basınç dayanımını arttırmak için şeritlerle sarılarak geçici güvenliğe alınıyor. Şu gördüğünüz şeritler. Ortadaki, üst ortadaki görselde bu şeritler sarı renkte görünüyorlar. Basınç dayanımını arttırmak ve hani kolonların, sütunların dışarı doğru patlamasını, çatının yükü altında zayıflamış olan kolonların dışarı doğru patlayarak yıkılmasını önlemek için. Kemerler iskeleler ile destekleniyor. Gördüğünüz gibi bunlar tekrardan acil müdahale iskeleleri. Çünkü kemerleri taşıyan elemanlar olan sütunların artık taşıyıcılıkları azaldığı için kemerleri bu sistemler, sanki sütunlar yokmuş gibi bir nebze yükünü alıyor. Karşılıklı kolon başlıkları, kolon diyorum özür dilerim tekrardan, sütun başlıkları ve beden duvarları birbirine gergilerle bağlanarak sistem kendi kendisine askılanıyor. Buradaki sütun başlıklarının hemen üstündeki gergileri bu perspektif sol üstteki görselde görüyoruz. Ayrıca şu ortada, orta üstteki görselde de görüyoruz. Bunlar numaralandırılmışlar. Mesela karşılıklı beden duvarlarını birbirine bağlayan, ana beden duvarlarını birbirine bağlayan gergiler 2 numara. Daha sonra 1 numaralı ise işte sütunları birbirine bağlayan gergiler. Bu acil müdahalelerin hepsinin amacı binanın global davranışını arttırmak. Önceden bahsettiğimiz global davranış meselesini arttırarak herhangi bir artçı deprem karşısında yapının bütün elemanlarının bir arada çalışmasını sağlayarak birbirlerinin gücünden, birbirlerinden güç almalarını sağlamak diyebiliriz. Sağ üst görselde, evet, güzergahları görüyoruz. Sağ aşağıda ise şans eseri deprem anında iskeleler ile desteklenmiş vaziyette. Tesadüfen bulunan ön cephe. Burası ön cephe aslında. O kadar çok iskele var ki görünmüyor, seçilmiyor buradan. Bu sayede, bu iskeleler sayesinde şans eseri bulunan, çünkü o zaman da küçük bir restorasyon çalışması varmış. Yüzey restorasyonu. Belki de devrilmekten kurtuluyor. Belki de büyük ihtimalle devrilmekten kurtuluyor ön cephe. Yapıya girildiğinde çünkü mesela ön cephe ile ilgili, ön cephenin yapının içine bakan tarafı ile ilgili çok derin ve yatay çatlaklar olduğu söyleniyor. Tekrar bu atıfta bulunduğum profesör tarafından. Bunlar da zaten ön cephenin devrilmeye çalışmış olduğunu gösteriyor deprem anında. Son olarak da sol, orta, alt görselde de apsis kısmının yine tekrar kendi üstüne devrilmesini engellemek için çeşitli kuşaklama çalışmaları var. Bunlar tabii hepsi geçici. Evet. Şimdi yapının strüktürel güvenliği bu şekilde sağlandıktan sonra sıra BİM süreçlerinin de yer alacağı yapısal güçlendirme ve onarım hipotezlerini geliştirmeye geliyor. Fakat bunun için ilk önce kilisenin dinamik davranışının anlaşılması için görselde bazılarını gördüğünüz çeşitli sonlu elemanlar modelleri, finite element models olarak geçiyor bu modeller, sanal ortamda inşa edilerek kilisenin karmaşık yapısını, karmaşık yapısal davranışını simüle etmek amaçlanıyor. Kilisenin bu şekilde yapısal parçalara ayrılmasında gerek yapının muhtelif kısımlarından toplanan fiziksel numunelerin, açacağım bunları, laboratuvar analizi, gerekse tarihi belgelerden ulaşılan onarım, ekleme, çıkarma ile ilgili belgelerden faydalanılıyor. Yani özellikle mesela ilk önce yapısal yapım tekniği ve laboratuvar analizlerinden yola çıkarsak ve bunu yapının modeli üzerinde örneklemeye örnekleme yoluna gidersek, sol altta mouse'la gösterdiğim bir beden duvarında iki farklı renk görüyorsunuz. Bu iki farklı renk şu demek oluyor. Şöyle oluşturulmuş, yani bu model şu bilinçle oluşturulmuş demek. Bu yapı, bu duvar parçası herhangi bir zorlanma karşısında, deprem gibi bir dış kuvvet karşısında muhtemelen iki parça olarak davranacaktır diyoruz. Bu sonuca nereden varıyoruz? Bu sonuca verilerden varmak zorundayız. Bir, bu iki duvar parçasının yaptığımız çeşitli analiz ve tanı faaliyetleriyle, farklı yapım teknikleriyle, farklı malzemelerle, farklı bağlantılarla, farklı bağlayıcılarla, farklı işte kagir elemanlarla, tuğlalarla, taşlarla inşa edildiği verisi farklı boyutta. İkincisi de şu, yapının yapıyla ilgili yapılan tarihi araştırmalardan varılan sonuçlar. Yani tarihi araştırmalar öyle bir belge çıkartıyor ki ortaya. Hani şu kapının, burada bir kapı görüyoruz mesela. Şu kapının şu kadar metre, şu yönüne kadar bu duvar tekrardan inşa edildi. Gerisi ne dokunulmadı diyor. Dolayısıyla sizin buradaki duvarı iki farklı makro eleman olarak modellemeniz geçerlilik kazanmış oluyor. Bu makro eleman modellemesi en önemli fazlardan bir tanesi yapının davranışını anlamak konusunda. Çünkü sonuçta bu modelden yola çıkacağız güçlendirme operasyonlarını planlarken. Eğer
genel geçer bir müdahalede bulunursak yapıya, tarih kendisini tekerrür eder ve boşu boşuna para ve zaman harcamış oluruz. Şimdi yıkılmanın mekanizması ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili kısaca ve basitçe konuşmak gerekirse, yapılan analizlerde deprem bileşke kuvvetinin kiliseye çapraz etkilediği sonucuna varılmış. Şimdi geliyoruz oraya. Yani bir önceki slayda dönersek, buradaki eksen takım üzerinde sol tarafta bir eksen takımım var. Artı x, artı z ve eksi y istikametinde yapıyı vuruyor. Artı x, artı z ve eksi y, yani şu şekilde sıfır noktasından eksen takımının yukarı doğru gidiyorum. Şu doğrultuda bir zorlanma söz konusu. Tepedeki modelde gösterirsem şöyle oluyor. Aşağıdan yukarı çapraz bir şekilde vuruyor. Bu bileşke kuvvetin bileşenlerinin yapı üzerindeki tesirini açıklayıp örneklemeye çalışalım. X ekseni doğrultusundaki deprem kaynaklı yer değiştirmeye istinaden yıkımı açıklamak için kilisenin apsis ve ön cephe taraflarındaki iki farklı jitlik merkezi GK1 ve GK2 olduğu kabulüyle yola çıkıyoruz. Ne demeye çalışıyorum burada? Şimdi planda baktığımız zaman karşımızda nasıl bir sistem var? Sol tarafta ve sağ tarafta plan rigidliği çok fazla. Yani planda çok fazla doluluk görüyorum burada. Bu demek oluyor ki yapının kısımları çok ağır. En azından plan düzlemi bana bunu söylüyor. Yani sadece plandan tabii ki bu sonuca varmak eksik olur. Ama plan düzleminin bana verdiği veri bu. Daha sonradan bu verinin doğru olduğunu zaten teyit edeceğiz. Fakat ağırlık merkezi tam orta değil de biraz daha bu bahsettiğimiz yıkılan kubbe kısmına daha yakın. Neden o yıkılan kubbe kısmına daha yakın? Çünkü söylediğimiz gibi mesela kubbe betonarme olarak tekrar inşa edilmişti 1970 yılındaki müdahalelerde ve betonarme herhangi bir kagir kesitten çok daha ağır olacak kesinlikle. Dolayısıyla bir betonarme kubbe gibi bir masif bir eleman bütün kilisenin ağırlık merkezini kendisine doğru çekecektir. Kesinlikle bu bilgi doğrudur. Dolayısıyla iki farklı rigidlik merkezi, yani iki farklı yerinden oynamamakta direnen kütle ve temel bağlantılı kütle ve ortada da bir ağırlık merkezimiz söz konusu. Bu sistemi anlamak için daha da basitleştirsek eğer, iki yanından sabit mesnetli hiperstatik bir çubuğa benzetebiliriz. Şu aşağıdaki çubukta da görüldüğü üzere ortada da ağırlık merkezinin P yükü söz konusu. Bu çubuğun kendi eksenine dik zorlanmalar karşısında, yani çubuğun uzunlamasına gittiği eksene dik olan zorlanmalar, dış kuvvetler karşısında orta kısmı daha fazla yer değiştirmek isteyecektir doğal olarak. Çünkü orta kısmı dediğim işte tam olarak aslında orta kısımdan bahsediyorum ama ağırlık merkezinin orta kısma yakın olması burada kritikleşecek birazdan. Ve ağırlık merkezinin teşkil ettiği P yükü de tam olarak aslında ağırlık merkezinin oynama eğilimini çıkartacaktır ortaya. Yer değiştirme eğilimini çıkartacaktır. Buradaki çok temsili yer değiştirme talebi şemasında da tam olarak söylediğim görünüyor zaten. Yani bu yapının en kritik kısmının fil ayakları olduğu verisini bu şekilde basitleştirerek tanımlamış oluyoruz. Ve dolayısıyla bu fil ayaklarının da zaten bahsettiğimiz gibi fakir yapı malzemeleriyle inşa edilmiş olması ve işte üstüne betonarme kubbenin çok ağırlık teşkil etmesi gibi meseleler bu kubbeyi çökertecek daha sonra. Sağ altta da tekrar x ekseni doğrultusunda bir devrilme hareketinden dolayı şurada şahgülden 25 santim kadar kaymış bir duvara destek amaçlı askılanma uygulandığını görüyorsunuz. Burada görülen duvar da şuraya denk geliyor. Mouse'la gösteriyorum. Burada bir kapı görünüyor mesela. O kapı şu kapı. Yine aynı eksen doğrultusundaki zorlanmadan bahsediyoruz. Yani kubbeyi yıkan zorlanma bileşeni, X bileşeni şuradaki eksen takımında gösterilen. Kubbeyi yıkan bileşenlerden bir tanesi. Sadece X değil tabii ki. Ama aynı bileşen nin etken olduğu dış kuvvet bu duvar üzerinde de bir şarküden kayma oluşturuyor. İkisi aynı kaynaklı yani.
Depremden kaynaklı hareketi Y doğrultusunda inceleyelim bu sefer. Farklı bozulmalar göreceğiz şimdi. Bu sefer başka bir sahne var karşımızda. Merkez Nef duvarı içerisinde 1970'li yıllarda yerleştirildiğini bildiğimiz betonarme kirişler. Ne oluyor bunlar? Şu sağ tarafta görünüyor bu betonarme kirişler. Bahsettiğimiz gibi 1970 yılında bir müdahale söz konusu bu yapıya. Bir duvar yüksekliği arttırma müdahalesi söz konusu. Bu duvar müdahalesi, duvar yüksekliği arttırma dahilinde hatıllar, betonarme hatıllar inşa ediliyor. Kagir duvarın üstüne ve daha sonra işte inşa edilecek olan küçük kısmın üstüne bir tane daha. Bu boyuna kesitte bu gömülü kirişleri de görebiliyorsunuz ayrıca. Nedir mesela betonarme kirişlerle kagir duvarın bir arada çalışmasının kritikliği? Betonarme kiriş çok fazla bir rigidlik teşkil eder kagir duvar karşısında ve ayrıca ağırdır. Yüksekte bir ağırlık teşkil eder rigidlik teşkil etmesinin yanında. Çeşitli nasıl bu sistem bir arada çalışır veya çalışamaz? Çeşitli tekrardan deprem kuvvetleri dış zorlanmalar karşısında betonarme kiriş çok rigid olduğu için tarihi duvar dokusu üzerinde veya kagir duvar dokusu üzerinde çeşitli çekiçleme etkileri yapabilir. Bunlardan Zamanında bu düzenlemeler yapılırken yani evet. aralarda yıkıntılar sonrasında belli eklentiler olmuş bunlar belli ki. Yani hem malzeme olarak hem yöntem olarak teknik olarak başka şeyler yapılmış. Bunların kararının nasıl verildiği de o yazılarda var mı? Çünkü çok detaylı teknik dokümanlar onlar yani detaylı günlükler anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle mesela şu ekranı şöyle koyayım. Sağ tarafta bu bahsettiğim betonarme kirişleri aslında bu görselde 1970'lerdeki çalışmalardan bir fotoğraf olarak görebiliyorsun. Burada donatılar çıkıyor duvarın içinden. Böyle fotoğraf kaynakları var. Soru şey mi yani böyle bir yanlışı nasıl Neden böyle yapabilmişler bir mi? karar vermişler? Yani bunun teknik bir dayanağını belirten bir takım Evet. açıklamalar var mı Evet. döneminin Şöyle aslında kaynaklarında? mantık olarak bu yani var olan bir yapının içerisine betonarme bir iskeleti başarılı bir şekilde gerçekten yapının global davranışını iyileştirebilecek şekilde koyan müdahaleler de var. Ama müdahalelerin çoğu o biten yani başlayan temelden başlayan ve temelde biten tekrar yapıyı genel olarak dengeleyen bir iskelet oluşturma konusunda yetersiz kalmış o yıllarda. İtalya'da çok fazla var böyle bir örnek, böyle örnekler. Mesela bahsettiğimiz 120 bin can kaybı dediğimiz 1908 Messina depreminin de bu kadar fazla kayba sebep olmasının sebebi işte kentin ana merkezini vuruyor ve ana merkezde bir sürü işte o zamanki yönetmeliklere aykırı eklemeler, çıkarmalar yapılmış binalara. Ek kat çıkılmış. İşte yani tekrardan kagir duvarlarla betonarme sistemleri bir arada farkında olmadan çalıştıran eklemeler çıkarmalar yapılmış sayısız konuta. Dolayısıyla asıl konutlardan vuruyor deprem 1908 depremi Messina kentini ve orada mesela o eklemeler çıkarmalar müdahaleler yapılmamış olsa veya tekrar geleneksel yöntemlerle yapılmış olsa kesinlikle bu kadar büyük bir hasar olmayacak. Bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Yani daha betonarme yeni girmiş dünya literatürüne. 1880'de betonarme dediğimiz şeyin patentinin alınması Fransa'da. Ve yani hala insanoğlu betonarmeyi tam olarak nasıl kullanmalı, nasıl kullanmamalı, işte deprem nedir, ne değildir falan bu konularda çok kafa sıkı, karışık. Dolayısıyla bilinçsiz müdahaleler, bilinçsiz inşaatlar yapılıyor. Özellikle Avrupa'nın fakir bir bölgesi tabii ki Messina, hani Sicilya'ya yakın. Oralarda bunun suistimal edilmesi daha da olası olduğu için böyle kayıplara yol açıyor. Bu 1970 örneği tabii görece daha güncel bir örnek ama anladığım kadarıyla şöyle bir şey söz konusu. Yani dediğimiz gibi var olan bir yapının içerisine bir betonarme iskeleti koymak isteniyor. Yani betonarme iskeleti dengeli bir şekilde böyle de bahsettiğimiz çekişleme etkisine yol açmayacak veya başka şekilde zararlı etkilere yol açmayacak şekilde bu inşa edildiği zannediliyor. Burada sıkıntılı olan kısım şu, kubbenin de betonarme ile tekrar inşaat söz konusu burada. Ama bu betonarme sistem mouse'la gösterdiğim görünüşe giren fil ayaklarının içerisinden devam etmiyor. Aslında devam etmesi lazım o iskeleti tamamlamak için. Çünkü devam etmediği zaman bu sefer
kubbeye yaptığı çekişleme etkisiyle kubbenin düşme olasılığı doğuyor. Neden yapılmıyor file ayakların içerisine? Çünkü zannediliyor ki file ayakları zaten tarihten beri 2 metre kesit kalınlığına sahip file ayaklarından bahsediyoruz. Bayağı dolu elemanlar yani. Zannediliyor ki gayet iyi durumdalar. Oysa ki değiller işte. Oralara geleceğiz bundan sonra. Evet, bu çekişleme etkisinden bahsettik. Ayrıca aşağıdaki görselde, bu da Y ekseninde görülebilecek. Y eksenindeki dış kuvvetlerin bina üzerinde görülebilecek tesirlerinden yola çıkabilecek meselelerde. Ayrıca aşağıdaki görselde gördüğümüz presso-fleksiyon, yani basınç ve gerilme kuvvetlerinin eş zamanlı normal eksen üzerinde etkimesi sonucu kayda kısmında tipik tırnak içerisinde patlama görülen nef sütunları da Y doğrultusunda hareket talebini örnekliyorlar. Yani yapının farklı kısımlarında çok farklı şekillerde tezahür eden bozulmalar aslında aynı vektörlerden, aynı bileşenlerden çıkıyor. Son olarak Z ekseninde konuştuktan sonra işin BİM ayağına geçeceğiz. Z düşey eksenimiz. Öncelikle şu iki veri çok önemli. Yıkım sonrası analizlerde ama bazı tarih kayıtlardan anlaşıldığı üzere yıkılan transept kısmının kubbesini taşıyan fil ayaklarının taşıyıcı iç örgüsü, şu fil ayaklarının tuz buz olmuş kısmından bahsediyorum, kalitesiz malzeme ve ucuz işçilikten mamul. Bunu söyledik zaten. Geçmiş depremlerin hasarlarını biriktirmiş şekilde zaten yıkılmayı bekliyor. Şimdi yıkılmış bir yapıyı incelerken yapının nasıl yıkıldığını enkaz anında da görebiliyorsunuz. Burada bu fil ayaklarının tuz buz olmuş olması ve özür dilerim, gevrek bir şekilde yıkılmış olması zaten bize bu yıkılmanın gelmekte olduğunu ve o yapı elemanlarının zaten iyi bir durumda olmadığını kanıtlar nitelikte. Eğer gevrek bir kırılma olmuş olsaydı, ben daha büyük parçalar görmüş olsaydım mesela yere düşmüş halde bu fil ayaklarından, diyecektim ki fil ayakları en azından kendi çaplarında direndiler bu yıkılmaya. Dolayısıyla tuz buz olmadılar. Ama bu kadar küçük parçalara ayrıldığında diyebiliyorum ki zaten yıkılma anında bunlar çok kötü durumdalarmış. Ve işte ömürlerinin sonuna zaten gelmişler. Yani bugün olmasa yarın yıkılacaklarmış diyebiliyorum. Tuz buz olma meselesi biraz da öyle. Yani yıkılma meselesinin içini biraz daha açarak bahsetmek gerekiyor ondan dolayı. Bu da yetmezmiş gibi bir de bahsettiğimiz 1970 yılında şu kesitte gördüğümüz yapılan stüktürel müdahaleler arasında ana kubbeyi betonarme olarak değiştirmek gibi bir hareket yapılıyor. Bu haliyle kubbenin ağırlığını çok arttırıyor ve bildiğimiz üzere zayıf ve uzun dikey taşıyıcılar, zayıf ve uzun olduğunu anladığımız dikey taşıyıcılar, dikey taşıyıcıların yatay ve ağır bir örtüyü taşıması deprem senaryoları dahilinde felaket anlamında. Ve gevrek kırılan, çok gevrek kırılan iki tane ayak görüyoruz. Bu şekilde kilisenin yaşadığı deprem tecrübesini parçalara ayırarak, yani bileşenlerine ayırarak anlatmaya çalıştık. İşte benim de yekpareliğinden bahsedersek, betonarme aşırı ciddiğinden bahsedersek, burada da masif bir parça olarak yere düşmüş, yıkılmış diyemeyeceğimiz kubbenin bir parçasını görüyoruz. Bu da işte o ciddilik farkını örnekliyor tekrardan. Şimdi geldik BİM'e. BİM tabanı üzerinde de tanımlanmış kilisenin onarım ve güçlendirme projesi. İlk önce kısaca bu projede BİM ne işe yaradı sorusuna cevap vermeye çalışalım. BİM yalnızca bir araç fakat bu kilise örneğinde olduğu gibi son derece karmaşık mimari bağlamlarla ilgili projelerin planlanmasında, organizasyonunda, multidisipliner biçimde algılanmasında, iş bölümünde ve eş zamanlı güncellenip çelişki ve hataların görüntülenebilmesinde, ayrıca şantiye planlamalarında ve ekseriyetle zamandan emekten kazandırıyor. Görsellerden sol taraftakinde binanın acil müdahaleler sağlaması vaziyetinin BİM modeli mevcut. Sağ tarafta ise dış mekan şantiye planlanmasının temsili var. Güzergahlar, vinç yerleşim yerleri, şantiye konteynerlarının yerleşim alanları, bölme duvarlar işlenmiş. Ayrıca kiliseye, özür dilerim, dayalı manastırın, şu sağ tarafta bir manastır ismini görüyorsunuz, kiliseye dayalı, rahiplerin yaşadığı. Ortasındaki avludaki bazı ağaçların kesildiğini görüyoruz şurada. Bunun sebebi de vincin hareketine muhalefet etmelerinin istenmemesi. Şurada gördüğümüz 2 adet vinç tabii ki çok esansiyel hani bu proje için.
BIM modelinin oluşturulmasında detaylı üç boyutlu röleveler olmazsa olmaz. Bunlar da artık lazer tarama istasyonları ve drone çekimleri vasıtasıyla ve çeşitli programlar aracılığıyla oluşturuluyor. Sol üstte lazer tarama istasyonlarının yerleşim noktalarının oluşturduğu jeodezik şebekeyi görüyoruz. Sol altta ise çeşitli nokta bulutlarını görüyoruz. Bu nokta bulutlarının yerel olarak farklı renklerde görmemizin sebebi nokta yoğunlukları üzerinden farklı renklendiriliyor olması. Yoksa mantık olarak bütün nokta bulutunu aynı görürüz, aynı renkte görürüz ve çok bir şey anlamayabiliriz. Burada ise önceki slaytta gördüğümüz Rhino programına aktarılmış nokta bulutu modeli tırnak içerisinde parçalanmış vaziyette. Yani burada gördüğünüz görseller Rhino programından. Önceki slaytta gördüğümüz nokta bulutu modelleri çeşitli ara programlarla Rhino'da solidlere dönüştürülüyor. Bu iki yönlü bir süreç. Yani bu kadar sadece nokta bulutlarından burada gördüğünüz kadar temiz modeller asla elde edemiyorsunuz. Ara programların payı var burada ve tabii ki hani manuel modelleme de var işin içinde. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir konsensus modeli çıkartılıyor işin içinden. Yoksa hani temiz bir iş değil bu kesinlikle. Bayağı, o nokta bulutlarından son modele giden süreç bayağı uzun. Kilisenin çeşitli mimari elemanlarının parametrize edilerek teker teker BIM cisimciğine dönüşmüş halini görüyoruz burada da. Yukarıdaki görselde mesela apsisin nervürlü yarım kubbesinin, mouse'la gösteriyorum, dilimlerinden bir tanesi. Aşağıdaki görselde ise tekrar apsis nervürlü tonozunun dilimlerinden bir tanesi seçili halde. Bunlar BIM cisimcikleri olarak tanımlanıyor ve neden teker teker bir modeline ihtiyaç var bu cisimciklerin? Çünkü üstlerinde ihtiyaçları olan müdahaleler tanımlanacak ve bu müdahaleler BIM modeli üzerinden izlenecek. Müdahalelerin gidişatı BIM modeli üzerinden izlenecek. Sağ tarafta yine apsis kısmı ile ilgili bir görselimiz var. Aşağıda da çeşitli patlamış perspektiflerimiz var. Evet, bunlar Rhino tabii. Rhino ve Revit karışık. Peki çok cahilce bir şey soracağım şimdi. Estağfurullah. HBIM hiç denedim olmadığı için. Sadece hani az yani temel Revit bilgisi olan bir birey olarak soruyorum. Şimdi normalde Revit'te biz kapı çaldı. Sen devam et. Ben soruyu birazdan getiriyorum. Pardon. Parametrize BIM modeli tamamlandıktan sonra sıra geliyor bu modelin üzerine gerekli proje adım ve uygulamalarını tanımlamaya. BIM vasıtasıyla takibinin elzem olduğu en önemli kısım tabii ki güçlendirme ve yeniden inşa uygulamalarının gidişatı. Bunlara girmeden önce özellikle güçlendirme uygulamalarını iki ana kategoride tasnif edip biraz kafa karışıklığını önleyelim. Nedir güçlendirme şimdi? Tabii ki yüzlerce güçlendirme uygulaması var ama önceki slaytlarda bahsettiğimiz bu makro elemanlar yani bir kilisenin ve herhangi bir yapının kendi inisiyatifinde davranma eğiliminde olan makro elemanları. Yani neydi bizim makro elemanlarımız? Bir şey yaparsak. İşte burada cephemiz kendi kendine davranmak isteyen bir makro elemandı. Mouse'la gösteriyorum. Cephenin yanındaki bu kulevari yapı bir makro elemandı. Tekrar aşağıdaki görsele geçtim. Ana beden duvarlarından bir tanesi iki parça makro elemandı mesela. Tekrar nef duvarlarına geliyorum ortadaki. Bunlar da kendi inisiyatiflerine davranmak isteyen makro elemanlardı gibi gibi. Kendi halinde ve bağımsız davranmak isteyen dış zorlanmalar altında elemanların hepsine makro eleman diyebiliyoruz yapılarla ilgili. Geri gelelim. Şimdi bu makro elemanların güçlendirme demek şu demek. Bir, birbirlerine bağlantılarının güçlendirilmesi. İki, makro elemanların kendi içlerinde bütünlük ve mukavemetlerinin arttırılması. Biri iyi bir şekilde örneklemek istersek mesela beden duvarı ve özür dilerim. Beden duvarı ve çatı bağlantı detayı. Burada işte X-LAM teknolojisiyle inşa edilecek olan çeşitli ahşap levhaların üst üste rapt edilmesi ve bunların somun ve blon bağlantı detaylarıyla ana beden duvarı üzerine sabit, rigid bir şekilde sabitlenmesinden elde edilecek sistemde mesela siz birinci tip güçlendirme yapıyorsunuz. Duvar ve çatı makro elemanlarının birbirlerine bağlantılarını güçlendirilerek İkisinin sanki aynı makro elemanmış, neredeyse gibi davranmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Ki birbirlerinden güç alsınlar bir sorulamalar karşısında ve birbirlerini sistemi kendi içerisinde bağlasınlar. İkinci örnekte
duvar içi harç enjeksiyonu. Burada da işte mukavemetini kaybetmiş bir yapısal elemana mukavemetini geri kazandırmaya çalıştığınız çalışmalardan bir örnek bu da. Bu şekilde iki ana kategoride inceleyebiliyoruz güçlendirmeleri. Şimdi bu laf sonraki slaytlarda önemli hale gelecek. Şimdi ben gireyim mi soru? Söyle söyle. Yine hatırlatmak gerekirse temel Revit kullanıcısı olarak soruyorum. Geri kalanını bilmiyorum. Biz hani Revit'te modelleme yaparken her bir duvarın malzemesinin tanımlamasını çok detaylı bir şekilde yapıyoruz ya. İşte bir takım kütüphaneler oluşturuyoruz falan. Burada Evet. çok daha başka bir durum var. Yani değil bir duvarın tamamını bir şeyle hani diyelim bir duvar veya senin tariflediğin temel elemanlardan bir tanesinde kullanılan farklı bir teknik veya malzemenin farklı ifade edilmesi. Aynı duvarın içerisinde farklı farklı malzemelerden bahsediyoruz. Bu nasıl aplike ediliyor ki o ilişkiler kuruluyor ya da öyle bir derdi yok mu? Bu senin dediğin gibi sadece ilişki kurma seviyesinde mi bırakıyoruz Öyle bir buradaki dergide tabii ki işlemi? var. İşte şimdi şöyle açıkçası dürüst olmam gerekirse hani böyle hani herhangi bir forma sahip bir elemanı iki farklı parçaya ayırıp o iki farklı parça arasında farklı malzemeler tanımlamak ve farklı operasyonlar tanımlamak yani Revit'in bize sunduğu araçlarla çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum ama tam olarak onu mu sordun acaba? Yani aslında soru şey, şimdi bu Revit'i kullanmamızın alameti farikalarından bir tanesi de bunun belki simülasyonlarını yapıp bu bağlantı kararlarını vermek değil mi? Evet. Ha. Şimdi o Yani simülasyonun doğru evet. çıkması için atıyorum bir duvarın bir tarafı A malzemesiyle yapılmış, geri kalanı B malzemesiyle yapılmışın farklı bir davranışı olacağı için gerçekten bu detayda giriliyor mu? Yoksa o belli bir oranda göz ardı edilebilecek bir detay mıdır Tabii, o detaylara kararlar verirken? girilmek zorunda. Şuradaki gösterdiğim de aslında bir BIM modeli. Yani bu bahsettiğimiz yukarıdaki modeller açıkçası BIM modeli çünkü kalınlık teşkil ediyorlar. Burada bu bahsettiğin bilgi tam olarak var. Dedik ya hani iki farklı yapı elemanı ve yapım tekniğiyle inşa edilmiş ama aynı duvar. Buradaki bu duvarın mesela Midas ve SAP gibi software'lere, yazılımlara ekleniyor. Aynı burada gördüğün makro eleman düzeni ve bu makro eleman düzeninde bu yapının başka bir zorlanma karşısında nasıl davranacağı üzerinde minvalinde tabii ki bu çift duvar teşkil eden mesele önemli oluyor. Yani yazılım ona göre canlandırıyor, ona göre simüle ediyor kesinlikle. Ama tabii onunla ilgili şeyler falan var. Böyle abartılı simülasyonlar oluşturarak nerede nasıl sallantılar olacağını gösteren çalışmalar, makaleler falan var ama o kadarını da eklemedim açıkçası. Ama hani konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenler illaki olacaktır. Çok büyük bir genel akademik korpus birikmiş durumda bu yapılan çalışmayla ilgili. Hala monitörleme çalışmaları devam ediyor. Hala çalışmaya devam ediyor kilisenin davranışı. Bunu tabii ki sunum sonunda paylaşacağım. Orada bununla ilgili çok daha tabii yani mühendislik ile ilgili veriler son derece mevcut. Bilmiyorum Aldım cevap cevabı. verebildim mi soruna. Evet. Devam edelim. Bir şey küçük bir örnek daha vermek gerekirse mesela şurada sol altta ki hani bahsettik ya farklı yapım tekniklerinden kaynaklanan farklı bozulmalar meselesi. Burada mesela bu sekizgen ayakların teker teker kesme taşları modellenmiş ve üst üste koymuş vaziyette. Ve burada gördüğümüz yine Midas programı bu. Bahsettiğimiz eksenden dışarıda basınç kuvveti karşısında bu karmaşık yapının nasıl şekil değiştirdiğiyle ilgili abartılı bir simülasyon var mesela en sol tarafta. Bu tam olarak senin sorduğun soruya karşılık geliyor zannedersem. Evet, bayağı cinnet gibi her şeyin tek tek modellenmesinden bahsediyormuşuz. Aynen. Korktuğum gibi. Aynen. Öyle. Ve burada da şeyi görüyoruz mesela ortada hem kaideye yakın bir kısımda mavi ile gösterilen mavi tabii işte en Cihan Özkan bekleme odasında girdi kalıyor hocam geç kaldım.
Mavi renkte en fazla zorlanma biriken kısmı görüyoruz. Mavi rengin bu grafikte temsil ettiği kısım o. Hemen sağ taraftaki görselde ise bu simülasyon analizini doğrular şekilde kolonlardan bir tanesinin, yani şu üstte gördüğünüz kemerleri taşıyan sütuncuklardan bir tanesinin kayda kısmında bir patlama görüyoruz. Bunlar işte klasik presofleksiyon, basınçtan kaynaklanan bükülme bozulmaları. Hani bu bozulmayı gördüğümüz anda o yapısal elemanın hangi zorlanma altında kaldığı çok açık. Simülasyon yaptığımız simülasyonlarda teker teker şeyleri, parçaları modelleyerek yaptığımız simülasyonlarda hem BIM süreçlerinden hem yapısal analiz süreçlerinden kaynaklanarak çıkarttığımız bu bilgiyi doğruluyor. Evet. Şimdi şantiyedeki farklı iş kalemlerinin birbirleriyle çakışmaması için mekansal organizasyonda kuş bakışı BIM açısı çok işe yarıyor. Yine Revit'e bakıyoruz şu anda. Görselde nef ve transept içerisinden bir iş kesiti görüyoruz. Soldan sağa doğru görseli okursak eğer, nef duvarının, şu hemen gördüğümüz görünüşteki duvar, cepheye yakın kısmına, cephe sol tarafta, yerleştirilmiş iskeleler üzerinde işçiler ilgili duvarın güçlendirme işlemleriyle ilgileniyor. Zemin seviyesinde ortadaki mavi eksen, şurası, iş vasıtaları ve iş güzergahını gösteriyor. Ortadaki üç nef kemeri, şu üç kemer, çelik kirişler ve kolonlardan oluşan bir kalınca aksamla askıya alınmış durumda. Artık bunlar, yani burada gördüğünüz güçlendirme, projelendirilen bir güçlendirme. Daha sonra bu sütunların sökülmesinde bu güçlendirme kullanılacak. Sağ taraftakiler hala, yani öyle bir zamanda alınmış ki bu görsel. Sağ taraftaki iskelelerde acil müdahale iskeleleri hala. Transept kısmına geldiğimizde ise orada yükselmekte olan genişçe bir kolon görüyoruz. Burada önce. Hatırlarsak transept kısmının üstüne inşa edilen geçici çatı uzay kafes çelik sistemiyle kendi kendisini taşıyıp binaya taşıttırılmıyordu. Onlara ek olarak şimdi bir inşa edilmekte olan bir kolon görüyoruz burada. Bu yıkılan fil ayakları yerine inşa edilmekte olan ve betonarme çekirdeğe sahip olması önemli bir taşıyıcı. Yıkılmış fil ayaklarının polilobat dediğimiz kıvrımlı cephe kaplamalarıyla yüzey kaplanacak daha sonra şuradaki görselde gördüğünüz üzere. Bu polilobat cephe kaplamaları anastilozis yöntemiyle, yani yıkılmış olan zaten fil ayaklarının enkazları altından toplanacak bir nebze. Bir nebze de yeniden oluşturulacak tabii ki. Olabildiğince özgün parçaları yapıdan uzaklaştırmamaya dayalı her şey. Ve bunun için böyle, yani bayağı bir efor sarf ediliyor. Sağ altta fotoğrafta bunu görüyoruz. BIM sayesinde eş zamanlı birçok iş hem aynı veri tabanı üzerinde takip edilebilmiş oluyor. Bu ekranda bayağı bir iş görüyoruz aynı anda eş zamanlı. Hem de bu işlerin birbirlerini oluşturabilecekleri, bu kısım da önemli, muhtemel engeller tespit edilebiliyor. Şimdi aynı anda bu işleri yaparken bu iş kalemlerinin mekansal olarak birbirleriyle çakışmaları söz konusu olabiliyor bazen. Bunları öngörmek anlamında bu kuş bakışı önemli oluyor. Bir model üzerinden bunların takip edilmesi. Güçlendirme kalemlerinden birisi de nef kısmındaki hasar almış sütunlar. Bu sütunların taşıdığı kemerler ilk önce askıya alınıyor. Sol tarafta görüyoruz bu askıyı. Daha sonra sütunları teşkil eden kesme taşlar teker teker çıkartılıyor. Burada gördüğünüz gibi artık bir sütun yok ve kemerler tamamen askılar tarafından taşınıyorlar. Kalan dayanımları ölçülüyor bu kesme taşların. Alttaki haritada da haritalamada da aynı işin bir görselini görüyoruz. Sarıyla işaretlenmiş olanlar artık dayanımı yeterli olmayanlar, değiştirilecek olanlar. Görece iyi durumda olanlar da tekrar yerine konurken hasarlı olanlar yenileriyle değiştiriliyor. Görece iyi durumda olanlar sağ üstte daha koyu renkte gördüklerimiz. Böylece hangisinin yeni hangisinin eski olduğu ile ilgili bir okuma verisi de sunmuş oluyorsunuz. Sağ ve alt sol görsellerde ilgili sürecin BIM model ve takibini görüyorsunuz. Alt ortada ise harita var dediğimiz gibi. Biraz şuradan bahsedersek mesela mavi, yani Revit programında herhangi bir objeyi seçtiğiniz zaman objenin size böyle transparan bir görüntüsünü çıkartıyor ve maviyle boyuyor onu.
Burada bu kesme taşlar teker teker modellenmiş durumda yapı için ve hepsinin kendi içlerinde gerekli verileri mevcut. İşte hangi sıra? 8. sıra mesela burası. P13. P13. sütun diye hangi sıraya göre artık yaptılarsa. Sağ taraftaki BİM görseline baktığımız zaman da orada daha fazla veri var. Burada iki tane işçi görüyoruz mesela. Bir tane küçük bir iskele var. Burada sütun tamamen artık sökülmüş. Sol taraftakinden farklı olarak. Ve sütunun söküm işlemiyle ilgili bilgiler girilmiş bir modelin içerisine. Kesme taş, yani kesme taş başına düşen iş saati 6 olarak yazılmış burada. İşte toplam zaman bütün sütunun sökülmesinin sonra tekrar inşa edilmesinin zamanı 174. 22 gün olarak seçilmiş. Kaç işçinin çalışacağı belli. İşte alet edevatı, teçhizatı belli. Burada bir tane iskele girilmiş mesela onunla ilgili. İşin ismi, sütun onarımı. Work Breakdown Structure dediğimiz bir olay var. Bu UBS Code dediği şey. O da yapılacak bütün işlerin dökümünün yapıldığı ve sıraya konduğu genel bir diyagram gibi düşünebiliriz. Orada da bir yere sahip tabii ki. Ve daha sonra son olarak işte ücretler. 2930 euro üzerinden bir ücret büyük ihtimalle ve bütün sütunun sökülüp tekrar konulmasının ücreti olduğunu zannediyorum. Gibi gibi veriler var. İşin total zamanına dair bir veri var mı elinde? İşin total zamanı, yani bütün restorasyon projesi mi? Evet. 3 yıl. Mantıklı. Yani bir kolonun, peki işçi sayısı? Onu bilmiyorum. Yani işin içinde 3 tane üniversite, bir tane mega şirket, işte 2 tane belediye falan olduğunu düşünürsek bayağı da bir işçi sayısı vardır herhalde ama. Yani çok böyle bir koro projesi bu. Multidisiplinler, işte mimarlar, mühendisler, jeoloji mühendisleri, sanat Yani çünkü tek bir tarihçiler, kolonun yeniden yapılmasının 20 gün sürmesi, 22 gün sürmesi durumu evet. biraz yani Türkiye şartlarında ütopik Aynen. geliyor ya. Aynen. Ama burada Kesinlikle şey öyle. söz konusu, yani o bir takım işte mevcut taşların yerinden tekrar bulunması, Aha. onların hangilerinin kullanılabilir olacağının karar verilmesi, o Evet. kullanılabilirlerin hangi sütunun neresine konulacağının karar Bunlar verilmesi. zaten numaralanıyor işte teker teker. Ve birbirinin ölçülerinin karar verilmesi ve onların biçimlerinin de tespit edilmesi ve o şekilde modellenmesi sonrası onların arasında kalan boşluklara başka taşların imal edilmesi. Çünkü şey de değil. Yani şey bir akıl olsa zaten o da başka bir soru. Niye öyle değil acaba? Mesela ben yapıyorsam bunu düz vatandaş olarak değil. Restorasyona dair hiçbir bilinci olmayan bir birey olarak. Şimdi burada beyazlar yeni, sarılar eski taşlar değil mi? Doğru anlıyorum. Ya da tam tersi mi? Yok yok, doğru. Öyle. Tamam. Sarıları buldum yıkılanların arasından. Ama o taşın ne orada olduğu bilgisi var bende teknik olarak ne o kolona ait Şöyle, olduğu bir bilgisi dakika. var. Bu kolonlar yıkılmıyor. Kolonlar duruyorlar. Hasar görüyorlar ama yerlerindeler depremden Ha, o sonra. yüzden Dolayısıyla zaten aynen. yerlerinde Aynen. çıkma Şurada gibi bir şey yok. gösterdik ya. İşte sökül, bunlar ilk önce şu sarı şeritlerle basınca karşı dayanımları an itibariyle arttırılıyor. Daha sonra sökülüyorlar teker teker. Ortadaki sökülmüş bir sütun görseli bu. Türkiye'de böyle bir görsel çok zor görürsünüz yani. Kimse uğraşmaz bundan örnek olarak. Teker teker sökülüyor, numaralandırılıyor. Laboratuvar deneylerinde çeşitli basınç deneyleri, gerginlik deneylerine tabi tutulup hangisinin yeterli basınç altında hala dayanım gösterebileceği tasnif edildikten sonra yerine geri konuluyor ve işte sonradan tabii ki bazı güçlendirmeler de var. Mesela millerle bunlar içlerinden birbirlerine tutturuyorlar, çelik millerle ki genel olarak basınca ek olarak gerilim karşısında da daha dayanıklı olsun bu sütun eleman. Onları koymadım. Artık onlar fazla detay. Yani sadece bu yapıyı söküp yerine aynısını inşa etmek yerine yüzeyden görünmeyecek şekilde çeşitli enjeksiyonlarla ve yerleştirmeleriyle, çelik mil yerleştirmeleriyle ve bazalt galiba genel olarak daha dayanıklı sütunlar elde ediliyor. Daha sonra en son işte kaide, özür dilerim, sütun başlığına kadar çıkıp da sütun başlığıyla yapıyı öpüştürdüğümüzde ve garanti altına aldığımızda da
bu askılar sökülecek ve yapı yaşamına devam edecek. Şey deli işi geliyor. Yani gene aynı yorum yapıyorum. Yani kullanılacak bazı taşların orada olduğuna karar ver, yani bunlar olduğuna, sarılar olduğuna karar vermiş mi? Yani mesela onun üçüncü sırada olması, dördüncü sırada, beşinci sırada olmasını Evet, da aynı haklısın. tutuyorum. Değerini de aynı tutuyorum ve onların arasını dolduruyorum. Yani evet, o konuda biraz abartılı olduğuna ben de katılıyorum. Ya yapmış Belki de öyle elbet. olması gerekiyormuş gerçekten yani. Burada onu görüyoruz. O yüzden bir sütunun 25 gün sürmesi çok normal. Evet. Az bile. Sadece inşaatı muhtemelen 25 gün bu arada. Yani taşların imalatı falan buna dahil değildir herhalde. Ya tabii buradaki süre genel bir süre. Hani zaman zaman o süre aşılmış da olabilir. Zaman zaman daha kısa sürmüş de olabilir. Default Devam yani. edelim. Aynen. Özgün kagir duvarların basınç ve gerilime karşı dayanımlarının arttırılması amacıyla yapılan ve BİM tabanında izlenen uygulamalardan biri de Reticulatus veya Fibernet olarak adlandırılan güçlendirme uygulaması. Bu çok yeni literatürde. Duvar berzleri üzerine ve duvar yüzeyleri arasına örülen, sağ tarafta gördüğümüz kesit içerisinde de kesik çizgilerle görüyoruz aradaki bağlantıları. Bazalt elyaf şebeke ve çelik kilit uygulamaları ile tanımlanıyor. Bazalt elyaf dediğim şu aradaki bu gergiler. Bunlar çelik olabiliyor ama genellikle artık çeliğin tarihi harçlarla ve taşlarla zaman içerisinde kimyasal tepkimelere girmesinden mütevellit artık bazalt ve cam elyafı da kullanılıyor. Daha da dayanıklı zaten bazalt. Üretimi biraz daha zor ve çok pahalı bir sistem ama çok iyi çalışıyor. Yani taşı taşa taşıttırmış oluyorsunuz kısaca. Ve çelik kilitler var bunların arasında. Onlar da tekrar bazalt olabiliyor. BIM görselinde sol tarafta ilgili uygulamanın aşamaları, süreleri, işçi sayısı, açıklaması ve benzeri model içerisine edilmiş durumda. Kırmızı ile gördüğünüz BIM modeli üzerinde bu uygulamanın güçlendirme uygulamasının yapılacağı duvar kesiti. Yüksekteki duvar kesiti olmasının tabii ki bir anlamı var. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi şöyle diyebiliriz. Herhangi bir fiziksel oluşum yer seviyesinden ne kadar yüksekteyse bu fiziksel oluşumun yer zeminine bağlı olduğu kabulüyle yola çıkıyorum tabii ki. Yani yerdeki sarsıntıların, yer seviyesindeki sarsıntıların ona etki edeceği kabulüyle yola çıkıyorum. Dolayısıyla uçan bir cisimden bahsetmiyorum. Bu fiziksel gerçeklik yerden ne kadar yüksekse ve kütlesi ne kadar fazlaysa depremin buna etkileyeceği zorlanma kuvveti o kadar fazla olacaktır. İvmesi F eşittir M'dan yola çıkarak yüksekliği de işin içine koyarak özür dilerim, kuvvetimiz o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla yüksek kesimdeki bir duvarda bu güçlendirmenin yapılmasının böyle bir mantık çerçevesi de var. İşte yumuşak kat muhabbetini hatırlarsınız mesela strüktür derslerinden. Deprem göz önünde bulundurularak yapılan tasarımlarda mesela işte ince kolonlar tarafından taşınan ağır kütleler felaket tellalıdır kesinlikle. Tam tersi olmalıdır. Çünkü bir kütle ne kadar yüksekse ve kendi niceliksel kütlesi ne kadar fazlaysa deprem o kadar kritik olacaktır. Onu o kadar kritik hale getirecektir diyelim. Güçlendirme projesinin etaplarını çatıdan da bahsederek bitirelim o halde. Bahsettiğimiz iki çeşit güçlendirme müdahalesi tipolojilerinden hatırlarsınız. İkisine de atıfta bulunacak şekilde yeni çatı kaplamasının ahşap makasların üzerine gelen kısmı. Ahşap makaslar derken burada görünmüyor. Şunlardan bahsediyorum. Şurada sağ yukarıda gördüğünüz çatının üçgen görünümlü diyelim artık. Taşıyıcı modüllerinden bahsediyorum. Belirli ağırlıklarla yerleştirilmiş olan onların adı makas. Yani olabilir. Bu makasların üzerine yerleştirilecek şekilde tamamen İslam teknolojisinden imal ediliyor yeni çatı kaplaması. Ahşabın şu şekilde yeni çatı kaplaması da taşıyıcı hale geliyor zaten. O açıdan da çok inovatif bir teknoloji.
Ahşabın lifleri doğrultusunda gerilmeye karşı iyi dayanımı prensibinden yola çıkarak birbirine rapt edilmiş ahşap prefabrik levhaları taşıyıcı ve gergi olarak kullanan ve özel bağlantı detayları içeren İslam teknolojisi. Bu anlamda kilisenin beden duvarlarını birbirine bağlayan, şuradaki bin görselinden de göreceğimiz üzere, karşılıklı beden duvarlarını birbirine bağlayan bir gergi diyaframı görevi görüyor ve sistemin global davranışını arttırmış oluyor. Global davranışının artması tekrar istediğimiz bir şeydi zaten. Sistemin farklı makro elemanlarının birbirlerinden güç olarak davranmalarını sağlıyordu. Fotoğraflarda ikslam panellerinin beden duvarlarıyla birleşim noktalarında, şu sağ, evet üst taraftaki fotoğraflarda, çelik civata bulon bağlantı detaylarını görüyoruz. Alttaki BIM görselinde ise eski çatı kaplamasının sökülüp yenisinin yerleştirildiği bir süreç dijital ortamda takip ediyor. Şöyle biraz daha yaklaşık bakarsak mesela bize doğru bakan kırma, özür dilerim, beşik çatıda, bir dakika çok özür dilerim, kırma çatıda yani tek eğimli olan ve tek yüzeyden müteşekkil çatının yarısının üstündeki kaplamanın sökülmüş olduğunu görüyoruz. O kaplamanın üstüne denk gelecek kısımda da zaten bir geçici çatı inşa edilmiş. Ne oluyor burada? Çatının özgün kaplaması sökülüyor ve yerine İslam levhaları yerleştiriliyor. Bu uygulama bütün çatı boyunca devam edecek. Yani BIM modelinde iskeleleri de modelliyorsunuz, geçici çatıları da modelliyorsunuz. Teker teker bu işlerin, iş kalemlerinin hangi eklemelere, çıkarmalara ihtiyaç duyduğu, sonuçta iskele kurumu ciddi bir iş. İskele özelinde de bu modellemeleri yapıyorsunuz ki daha sağlıklı bir şekilde iş izlenebilsin. Ve güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra iş tabii bitmiyor. Yapının bundan sonraki hareketlerini ve çalışmasının 7/24 izlenebilmesi ve bu sayede daha da iyi tanınabilmesi için stratejik noktalara çeşitli sensörler yerleştirilerek bu sensörlerin gerçek zamanlı olarak sürekli izlenen bir veri tabanına bilgi aktarmaları sağlanıyor. Bu minvalde ivme ölçerler, akselerometreler, eğim ölçerler, inklinometreler ve yarık ölçerler, testürimetreler kilisenin çeşitli noktalarından daimi veri akışı sağlıyorlar. Hala sağlamaya devam ediyorlar ve bu onarım çalışmasına müteakip bu sunulan, bu sensör sistem tarafından sunulan veriler çeşitli makalelerin konusu olmaya hala devam ediyorlar, onu da söyleyeyim. Sırada bir videomuz var ama ne yazık ki YouTube göstermemize izin vermiyor. Çok isterdim ki kendisi ilerlesin. Yine elimle sürükleyerek göstereceğim. Bunu izleyerek BIM sürecini pekiştirelim. Çok özür dilerim. Logo gördük bir tane. Şimdi bunun devamlılığa sahip 60 FPS bir video olduğunu hayal edin. Bu size çıkıyor. Diyor ki işte özellikle boyuna YouTube bunu da yakalayabilir bu arada. ya o kadar da şey yapmasın ya. Ayıp yani. En kötü ihtimal bu tarafı keseriz Aynen. Deysan. O yüzden burada Boyuna. çok açıklama yapma istersen. Tamam. Video linki atabilir misiniz diye bir yorum geldi. Tabii. Onların hepsini paylaşacağım. Bayağı, o kadar çok şey paylaşacağım ki. Boyuna eksende yapıyı vurmuştur diyor deprem. Burada böyle biraz art gösteriyor falan. Bakın güzel bir modeli yaptım falan gibisinden. İşte acil müdahaleler, çatırmaklar. Burada tekrardan o bahsettiğimiz şaklinden kayan duvar etrafında dönüyor. Şimdi apsis kısmına geldik. Aynen apsisin devrilmesini engelleyen kuşaklama sistemi. Şöyle ilginç bir bilgi var tam olarak bu sahnede. Projeyi yapan profesörlerden, bu bahsettiğim profesörün videolarından bir tanesini dinledim. Çok bir saat süren bir videosu var YouTube'da. Projenin güçlendirmesini teknik olarak deprem cevabına istinaden anlattı. Tabii şey, İtalyanca yapabilecek bir şeyim yok ama isteyenle paylaşabilirim. Şöyle bir şey söylüyor burada. Burada görmüş olduğunuz çatlak, şurada üçgenvari bir formu var. Bu çatlak, şimdi çatlakların da çeşitleri var. Tarihi çatlak olarak geçiyor bunun ismi. Nereden geliyor bu isim? Görüyor ki adam yapının tarihi belgelerinden, fotoğraflarından
bu kısımda bir çatlak zaten 1970 yılında bahsettiğimiz müdahalelerden hemen önce aynı yerde aynı çatlak var. Bu depremden sonra da aynı yerde aynı çatlak tekrar oluşuyor. Bu da işte yapının aslında doğasını ve fiziksel gerçekliğini anlamanın ne kadar elzem olduğunu gösteriyor yapıya doğru müdahale etmekte. O müdahaleler yapılamamış ki yapı zaten zayıf olduğu yerden bir sonraki depremde yine yıkılma eğiliminde. Bu da apsis özelinde böyle bir veriydi. Yeni çatlaklar ve tarihi çatlaklar meselesi işte. Manastır kısmına bakıyoruz. Görev alan üniversiteler bunlardan bahsediyor. Buraları söyledik zaten. Burada işte teker teker bu iskelelerin BIM modeli üzerine işlenmesini ve sökülecek olan sütunlardan dolayı desteksiz kalacak olan kemerlerin altındaki askılama sistemlerini görüyoruz. Şantiyenin oluşturulması burada, yani yapı yıkıldı, hemen acil müdahaleler yapıldı, sonra şantiye oluşturuldu. Daha sonra evet, yapının içerisinde tabii onlardan hiç bahsetmedik ama sanatsal değeri olan kapılar, tablolar, işte bezemeler, kabartmalar, heykeller var, onlardan da bahsediliyor. Ayrıca işte elektrik ve aydınlatma sistemi, ısıtma sistemi, yangın ilgili bir koruma sistemi, hırsızlığa karşı bir sistem, işte video izleme ve sesin yayılmasıyla ilgili böyle proje kararları var. Sonra en son videoyu görüyoruz. Burada önemli bir husus var. Gördüğünüz gibi bir kubbemiz vardı eskiden, artık bizim tam olarak şurada. O kubbe yok ama o kubbeye referans veren bu şu aşağıdaki sarı parçadan gördüğünüz üzere. Orada bir zamanlar kubbe olduğunu söyleyen bir parça bu. Oradaki pandantifin kısmen yerinde tutulmuş hali. Bu da bir mesela restorasyonla ilgili bir tasarım kararı. Böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz oraya. Yani tamamen onu yok edebilirsiniz. Ama bu şekilde bir iz bırakıyorsunuz orada. Evet, buradan sonra şeyler var, logolar var. Onlardan kimlerin çalıştığından bahsettik zaten. Logoları görmeden geçiyorum çünkü yasak. Ve evet, karşınızda kilisenin son günümüzdeki hali. Kilisenin son hali. Yine gotik görüntü var artık. Sanki hiç deprem olmamış gibi. Özellikle zemindeki bu mozaik taşları böyle sanki hiç hasar almamışlar gibi. O kadar iyi bir yüzey restorasyonu yapılmış ki. Ve böyle. Sunumun konusuyla ilgili biriktirdiğim makale ve diğer içerikleri detaya inmek isteyen meraklarıyla paylaşabilirim kesinlikle. Seve seve. Bu konuda lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Zira konu hakkında kapsamlı bir akademik korpus birikmiş durumda, dediğim gibi. Farklı konu başlıkları içerisinde. Son olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu sunum yapılan hummalı onarım ve restorasyon çalışmasını ancak genel bir çerçeve teşkil etti. Bu süre içerisinde bu olabildi. Yine de umarım kafalarda yeni konu başlıkları açılmasına vesile olmuştur. Özellikle BİM, kültürel miras ve deprem meselelerinin nasıl aynı potada eriyebildiği ile ilgili. Hepinize vaktiniz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Benim sağ Umarım hoşunuza gitmiştir. ol. İstersen yüz yüze geçelim. Olur. Sorular gelince tekrar şeye döneriz. Ya da varsa burada görseller üstünden soru soracak olan yüz yüze geçmeyin. Sohbette sorular birikmiş durumda galiba ama YouTube'da var mı şeyler? Sohbette sorular Soru mu onlar? Ha, yok. YouTube'da selamlar ve tebrikler var daha çok. Sohbetteki soruları İlettim ben. İnanç sana devrediyorum. Benim kapım bu akşam durmak bilmiyor. Tamam, YouTube'da yok dedin. Burada C'dekilere bakıyorum. Zoom'dakilere. Ben de YouTube açık değil de. Sema hocam sormuş. Evet. Demiş ki bu yıkım davranışlarını bilgisayar ortamında simüle etmek mümkün müdür? Strüktürel benzetim modelleri ne kadar başarılı demiş. Tabii, yani şey, o direkt olarak benim uzmanlık alanım değil Sema hocam. Umarım bir gün olacak.
mühendislik alanında ilerlemek istiyorum çünkü. Yani şöyle SAP 2000 ve MIDAS programlarında bu bahsettiğimiz makro elemanların modellenmesini ne kadar doğru bir şekilde yapabilirseniz, onlar size çeşitli deprem senaryolarının da yapı üzerindeki olası tesirlerini neredeyse gerçeğe yakın bir şekilde gösteriyorlar. Biraz şu finite element modeling olayından bahsedelim. Orayı biraz daha iyi tanımlarsak kafanızda biraz daha oturabilir diye düşünüyorum. Şimdi aşağı mesela sağ yukarıda MIDAS programından bir görsel görüyoruz. Burada baktığımız kısım aslında tekrar mouse'la gösteriyorum. Solda şu Porta Santa dedikleri yer burası. Kenar kapı. Sadece belli zamanlarda açılıyor ve kiliseye belli zaman yani belli insanlar girebiliyor bu kapıdan gibi. Bu kısmın spesifik bir tekrar diagonal zorlanma altındaki yer değiştirmesinin, yer değiştirme diyelim, yıkılma demeyelim ona, yer değiştirme talebinin abartılı bir gösterimi mesela bu. Tabii ki yani böyle bir yer değiştirme olduğu anda yıkılacak bu yapı. Ama hani bu program size abartılı bir şekilde gösteriyor ki daha nasıl diyelim, daha iyi bir şekilde anlayabilelim yani oradaki yer değiştirme talebini. Çünkü yani normaldeki yer değiştirme talebi, yıkım öncesi yer değiştirme talebi bunun mesela onda biri olacak. Eğer program bize gerçekteki senaryoyu gösterirse yapının hangi kısmının ne kadar ve hangi açıyla yer değiştirmek istediğini göremeden direkt yıkıldığını göreceğiz mesela. Ondan dolayı abartarak gösteriyor ki daha iyi anlayalım diye, daha iyi oturtalım diye. Şimdi finite element modeling olayı şu. Açıkçası bildiğimiz anlamıyla modellemenin atası. Mesh düzeni üzerinden çalışıyor. Yüzeyler üçgenlere indirgeniyor. Finite element adı da şuradan geliyor. Şimdi herhangi bir fiziksel entity, herhangi bir fiziksel gerçeklik sonsuz adet noktadan oluşuyor. Bizim ana elemanımız, ana referans parçamız nokta olduğu zaman ve bu noktalarla fiziksel gerçeklikleri sanal ortamda temsil etmek istediğimiz zaman şöyle bir sorunumuz var. Sonsuzu tanımlayamıyoruz. Sonsuz üzerinde çalışamıyoruz. Dolayısıyla bunu sonlandırmak zorundayız. Şöyle sonlandırılıyor bu. İşte en basit şekil, en basit yüzey teşkil eden şekil üçgen. Bu üçgenlerden müteşekkil olacak şekilde yapıların makro elemanları dijital dünyada tanımlanıyor ve buna da zaten modelleme diyoruz tam olarak. Buradan çıkıyor işte bizim günümüzdeki bu mesh muhabbeti, işte modelleme yaparken kullandığımız bütün programların ana prensipleri bu. Bir de mesh üzerine çalışmayan programlar var. Şimdi o konuda uzman olmadığım için çok fazla oraya atmayayım topu ama mesela bu finite element models meselesinin de altyapısı ta 1940'larda 50'lerde falan atılmaya başlanıyor. Ve işte dünyanın farklı yerlerinde Amerika'da, Rusya'da farklı bilim adamları farklı çözümler getirmeye çalışıyor buna. Applied Mathematics'in, uygulamalı matematiğin bir alt alanı bu aslında. Siz de bu şekilde yani ana konu, ana üstünde mutabık kalınan şey bu. Üçgenlerden yola çıkarak ve sonlu bir büyüklüğe sahip bir şekilde bu parçaları modellediğiniz zaman o parçaların makro eleman anlamında davranışlarını da doğru modellediğiniz zaman dış zorlanmalardan kaynaklı ivmeler karşısındaki davranışlarını tabii ki gerçeğe yakın olabilecek şekilde simüle edebiliyorsunuz. Bu simüle edebilmenin de işte sağ taraftaki, sağ üstteki görsellerden bir tanesinin örneği bu. Tekrardan aynı MIDAS programından alınmış, yine aynı görsele geldik. Sol altta da işte bu presofleksiyon dediğimiz hem basınç hem gerilmeye eş zamanlı olarak maruz kalan bir şaftın nasıl bir zorlanma altında olduğunu gösteren ve bu sistemin doğru çalıştığını da bize aslında örnekleyen. Çünkü gördüğünüz gibi sağ altta kolonun mavi renkli kısmında en fazla zorlanma söz konusu ve gerçekteki karşılığında da tam olarak o kısımda bir patlama var. O kısımdaki oluşan yerel basınç fazlalığından dolayı o bir kaidesinin o yakınındaki parçası patlıyor, duramıyor olmak istediği yerde. Çünkü sıkıştırılıyor hem aşağıdan hem yukarıdan olacak şekilde gibi gibi. Ama hani konuyla ilgili benden çok daha detaylı bir şekilde sorularınıza cevap verecek olan illaki bir deprem mühendisliği konusunda çalışan bir inşaat mühendisi olacak. Benim bir sorum daha var. Evet.
Yani bu bahsettiğin şeylerde bilmiyorum, belki ben kaçırdım. Yani bir BİM uygulaması olduğuna şüphe yok elbette ki. Ama buna bizim HBİM dememizin getirdiği ekstra şey ne? Yani biz bu yaptığımız şeyleri herhangi bir günümüz binası için de yapabiliriz. Tabii Yani kesinlikle. bunu, yani şunu sormaya çalışıyorum. Heritage için kullanılan BİM'in normal bizim tasarım için ya da işte iş yönetimi için, planlama için veya bina sonrası hayatı için, yani öncesinden sonrasına standart bir bina mimarlık için diyelim ya da inşaat işinden farklı olan tarafı var mı? Yoksa buna HBİM denmesinin tek sebebi bunun bir kültürel miras üzerine uygulanıyor olması. Çok özür dilerim. Şöyle mesela bu BIM sürecini bahsettiğimiz strüktürel analizlerle, monitörleme sistemleriyle, işte analitik tarihi belgelerle desteklediğimiz zaman daha ya, içerik olarak ve arayüz olarak evet yine tamamıyla BIM kalmasına rağmen daha farklı nitelikler oluşmaya başlıyor. Bundan dolayı daha farklı nitelikli bir proje oluştuğu için karşımızda buna Heritage BIM demiş oluyoruz. Evet. Yani Yani aslında uğraştığımız parametreler değiştiği için aynen. Heritage BIM demiş oluyoruz. Evet. Yani BIM Doğru. gene BIM. Evet. Yani Aynen öyle. şey ilginç olurdu sanki. Ne bileyim. Yani program da ona özelleşmiş bir hale gelmiş olsaydı belki o zaman ben öyle bir şey zannediyordum. Yani o da benim yine cahilliğim de. Estağfurullah. Ne bileyim böyle Belki de vardır bu hani. konuda girişimler yani. Bu proje birkaç yıl öncesinden. Emre Hoca zannedersem İTÜ'de bu konuda bazı çalışmalar takip ediyordu. Emre Kiseli. Onun hatta İbrahim miydi? İTÜ'de bir tane araştırma görevlisi birisiyle tanışmıştım. O da böyle bir galiba Kocaeli Üniversitesi'nde Emre Hoca'ymış. Sema Anaçam'dan yorum geldi. Olabilir. ama bu tanıştığım İbrahim adlı arkadaş İTÜ'de çalıştığından bahsetmişti ama ya da şey olmuş olabilir ya sadece danışmış olabilir kendisine. Çok özür dilerim. Aynen doğru Emre Hoca. Önemli değil. İbrahim diyelim, Ayşe diyelim, Fatma diyelim. Aynen Ne aynen. yapmış? İbrahim'in yaptığı neyden bahsetmek istiyorsun? Şu galiba Kayseri'de bir yeraltı yapısı, tarihi bir yeraltı yapısıyla ilgili bir ısı haritalama, yüzey sıcaklık haritalama verilerinden yola çıkarak bunun bir BIM modelini oluşturuyordu. Ve işte yüzey bozulmalarını da modelliyordu bu BIM modeli üzerinde. Bu sayede aslında bu bahsettiğim şey bir projede de var. İsteyenlerle paylaşacağım makaleleri, BIM konusundaki özelleşen makaleleri. Müdahale edilecek şekilde yüzey bozulmalarını da modellediğiniz zaman onlarla ilgili de metrajlar ve ölçümler çıkartabiliyorsunuz. O da süreci çok hızlandırıyor. Bunu da tabii ki yüzey sıcaklığı verileriyle, çünkü o veriler termografik veriler. Gözle göremediğimiz bazı bozulmaları gösteriyor bize. Yüzey altındaki bazı bozulmaları, işte ısı köprülerini ve farklı şekilde hasarları gösterebiliyor. Bu verilerle BIM modellerini birleştirdiğiniz zaman hani gerçekte gözle gördüğünüzden neredeyse bir arttırılmış gerçeklik elde ediyorsunuz yani. O da önemli. Ben WhatsApp'a bakayım mı bu bahsettiğim arkadaşın ismini, soy ismini çıkartmak için yoksa? Bence o kadar kritik bir problem değil. Tamam. Sema Hocam bir Emre Hocanın bilgilerini, Emre Kişeli, Kisalı, Aha. Kisalı, Kısalı. Türkçe mi okuyorum, İngilizce mi okuyorum? Soyadı hala muamma ya. Ben de bilmiyorum nasıl okunuyor açıkçası. YouTube'dan bayağı bir selam var. Fatih Uzun. Fatih Uzun arkadaşın adı. İnanç seni tanıyordu Ha, Fatih'ciğim evet bu evet arada. tanıyorum ben Aynen. Fatih, evet. Aynen. Heh, tamam. Anlaştık. Soruları ben mi ileteyim, inan sen mi iletmek istersin? Selamları iletebilirim öncelikle. Furkan Peki. Filiz, Erkin Yaşar Çelik, Baran Yıldız selamlarını ve teşekkürlerini iletmişler. Kendilerini aslında Zoom'a da bekleriz bu arada isterlerse. Aynen kesinlikle teşrifleri Ben onurlan. direkt link paylaşabilirim. Daha da güzel olur. Erkin bir şey sormuş. Denizhan ve 9K'da bilgi pasta sunumuna teşekkürler demiş. Ya
Sağ olsun. Bu arada sunum gerçekten güzeldi. Ben de orada yorumumu ekledim. Böyle ders gibi dinledim. Çok teşekkür ederim İnanç'ım. Sağ ol. Bu güzel analizlerin ziyaretçiler ile AR veya VR ile paylaşılması düşünülüyor mu demiş. Oo, müthiş bir soru. Bu kilise üzerinde galiba henüz öyle bir çalışma yok. Bu konuda bir iki tane makale görmüştüm. Böyle tam olarak böyle bir şey öneriyorlardı. Bu kilisede yapılan çalışmaların detaylarına istinaden böyle bir işte işin VR'la taçlandırılmasını öneren bir iki tane makale görmüştüm. Ama hali hazırda böyle bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Arkeolojiyle VR'ın bir araya gelmesi meselesi zaten başlı başına çok heyecanlı bir konu başlığı. Gelecek yani oraya gidiyoruz zaten teker teker. Ayasofya gibi böyle Türkiye'nin çok önemli kültürel miras öğelerinde bunu yavaş yavaş görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok zenginleştiriyor anlatımı. Ama bu yapıda böyle bir şey yok. Roma'da şey de var. Fori Imperial de var. Emperyal forumlar kısmında, Roma'nın tarihi kısmında böyle bir VR destekli arkeoloji var. Orada güçlü bir şekilde ilerliyor. BİM bazında baktığında aslında inşaatta kullanılıyor eğer BİM'le etkileşimi. Yani şeyde özellikle yani uygulama noktasında da kullanılıyor ki restorasyonda da çok etkili olabilir. Çünkü Tabii, hangi aynen. taşın tam Aynen. olarak nereye gelmesi gerektiğini gösteren bir şey olarak kurguluyorum. Yani restorasyonda hiç örneğini görmedim açıkçası. Ama inşaattaki örneğini bildiğim için orada şey yani AR'la spesifik olarak şuraya şu müdahale yapılacak diye takılan device'den görüldüğü için ya da işte ellerini tuttuğu Evet, device'den evet, yani araçla baktıklarını orada gösterdiği için bu yani restorasyonda da illaki varmıştır da yine o benim görmemişliğimdir olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hem uygulama için hem de uygulamayı kontrol eden için bayağı evet, kesinlikle. kuvvetli bir araç olur. Belki kullanılmamıştır bu projede ama. Bu projede zannedersem kullanılmamıştır. Çünkü illa ki yani çok büyük bir şeyden bahsediyorsun. Atıfta bulunurlardı ona. Ama evet yani önümüzdeki umarım ki depremler olmasın böyle ama. Aslında işte BİM'in inşaat sırasında kullanılması. Yani inşaat sırasında dediğimiz şey orada sürecin planlaması değil de hani iş planının yapılması Evet. değil. Anlaşıldı. Uygulama sırasında kullanılması. Direkt yüzeyler üzerinde BİM görmem yani falan. Yani her projede tabii A'dan Z'ye her Evet. 7 katlı bir BİM şeyi görmek mucize. Böyle birkaç tane iş var. Ama burada da hazır sayılır aşamada kullanılmış durumda. Sema hocam bir dergi önermiş. Conversation and Cultural Heritage gibi bir dergi. Belki onu YouTube'a kopyalayabiliriz. Başka soru var mı İnanç ileteceğin? Başka bakayım. Soru değil, en yukarılarda bir yerde yani Sümeyye Bingöl en uzun soluklu söyleşi dizisi olma yolunda emin adımlar demiş. Bu kadarını gördüm. Paylaşımın bu belgelerin paylaşılması isteniyor ayet Tamam. olarak. Şey var. Google Drive linki var. Nasıl paylaşayım? Herkesin girmesini istediğim bir Google Drive linki mi? Aynen. Buraya koyarsan biz YouTube'a da yapıştırırız. Koyuyor musun? Koyuyorum şimdi WhatsApp'tan çıkartacağım. En son WhatsApp'taydı. Bekletebilirim. Erkin Yoktu. Yaşar Çelik de geldi. İnanç senin davetin üzerine mi geldi şu Evet, anda? ben linkleri gönderiyorum şu an. İnanç sana WhatsApp'tan atayım mı Şeylerin video linklerini mi? linki? Şey, Drive linkini. Drive linkini, makaleler, içerikler. Olur. Hani burada paylaşır. Ben ya yani WhatsApp bir dakika. Tamam. Ben direkt burada chat'e yazayım mı? Öyle de olabilir. Evet, biz onu yaparsan bizim için de akıllı olur. Tamam. Pardon. Paylaşımı durduruyorum o zaman. Güzel. Pardon, bir an kafam karıştı, kusura bakma. Yani heyecanlandım. Aynen. Şimdi YouTube'da izleyenler için önce Sema Hoca'nın önerisi olan dergiyi paylaşacak idim ki paylaşamadım. Burada
Makaleler konu başlıklarına göre tasnif edilmiş durumda. Güzel görseller falan da var. Merak olsun. Makalelerin içinde zaten var. YouTube'a da bu projenin adını işte zaten makalelerde de göreceksiniz sık sık. Santa Maria di Colle Maggio Basilica yazdığınız zaman bazı videolar çıkıyor. İnan sen kopyalayabilir misin bunu ben? Şey YouTube ama. Tabii Evet. kopyalıyorum hemen. Chat'ine. Semacan'ın önerisine. Oo Tolga hoş geldin. Peki senin bu binayı seçmekteki şeyin neydi? Hoş geldin. Şöyle. Sağ ol. Hasan Hocam yani bir kere bina çok karmaşık bir bina ve depreme gösterdiği cevap da çok spesifik ve yine karmaşık bir cevap. Bunlar karşısında sürecin baştan aşağı planlanmasından projelenmesinin izlenmesine, daha sonra yapının işte ömrünün sonraki yapı işlem sonrasındaki safhaların da izlenmesine varana kadar ekseriyetle ve inatla BİM ile takip edilmek istenmesi zaten bu projeye Europa Nostra ödülünü kazandırıyor 2020 yılında. Bu dalda Europa Nostra ödülü kazanan bu nitelikte hani BİM özelliğiyle ve teknik inovatif yönüyle öne çıkan bir proje bu anlamda yok mesela. O açıdan da bir öncü teşkil ediyor. Ondan dolayı hani depremsellik işte kültürel miras ve BİM meselelerini aynı potada eritebilmesi minvalinde bu örneği seçtim. Ve yani çok keyifli bir örnek. Çalışması keyifli. Çalıştıkça yeni şeyler öğrendim ben de. Çok fazla içerik var bununla ilgili. Ne yazık ki içeriğin büyük kısmı İtalyanca. Makaleler konusunda o konuda sorun yok. İtalyanca anlamayanlar için Google Translate İtalyanca, İngilizce iyi çalışıyor. YouTube'da da bazı güzel içerikler var. Onlarla ilgili mesela bu bahsettiğim güçlendirmelerin bir saat boyunca anlatıldığı bu hocalardan bir tanesinin konuştuğu İtalyanca bir video var. Orada eğer hani bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen varsa çünkü çok önemli veriler sunuluyor orada. Yardımcı olmak isterim. Hani burada ne deniyor, ne oluyor, neden bahsediyor falan konusunda isteyen yardımcı olmak isterim. Onların da linkini. Size sunduğum Google Drive'da YouTube linkleri yok. Onu beceremedim. Benim beceriksizliğime verin. Son anda Oraya toplayamadım yazabilirsin onları. yine. İnan Onları sen bakın YouTube'a tamam. koyabilir. Şimdi mi atayım? Çünkü var böyle 8-9 tane. Yoksa sonradan da olabilir mi? Ben onlardan önce bir şey sorsam. Söyle canım. Şimdi bu projede inatla BIM kullanılmasının kazandırdığı bir ödülden bahsettin. Şimdi bu BIM'in işveren tarafından özellikle tercih edilmemesinin sebebi işverene kattığı maliyet. Evet. Ve bir yandan bakınca bu BIM kullanımı bir çeşit trade-off. Bazı yerlerden kaybettiriyor ama işte zayiat azaltıyor. Zaman planlamasını daha iyi yapıyorsun. Bu proje özelinde BIM'in bu ödül dışındaki avantajları konusunda bir bilgi var mı? Böyle bir Aynen. şey topladın mı? Şöyle, şimdi bahsettiğimiz gibi çok karmaşık bir yapıya sahip, çok karmaşık bir fizikselliğe sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının işte farklı kısımlarında farklı müdahale kalemleri var ve bu müdahale kalemlerinin eş zamanlı olarak izlenebilmesi gerekiyor. Bu izlenmeyi de ya müdahale yapılırken bir yandan BIM modeli oluşturulup güncellendikçe, adım adım güncellendikçe bu eş zamanlı müdahalelerin örnek olarak mesela mekansal olarak birbirleriyle çakışmalarının önüne geçilmiş oluyor. Daha verimli bir şekilde izlenmiş oluyorlar. Yani bir şeyin gözden kaçması, biz işte burada bir iş yapıyoruz ama daha sonra bu çatıyı yükseltirken o çatı şuradaki duvarla kesişecek, orada böyle acayip bir detay çıkacak ortaya gibi böyle işi yavaşlatma riski olan meselelerin önüne geçilmeye çalışılmış oluyor BİM'le birlikte. Yo tabii onu anlıyorum zaten. Yani BIM'in kullanım amacı bu. Aynen. Ama yani ne bileyim bu proje özelinde hani biz BIM kullanmasaydık şöyle bir maliyetle karşılaşabilirdik. Bize şu kadar paraya patlardı. İşte BIM'i kullandık ve şöyle yani ucuzlattık demek istemiyorum ama yani sorumun başlangıcı BİM'in tercih edilmemesinin sebebi maliyet olduğu için soruyorum. Bunun parasal karşılığı konusunda bir bilgi var mı araştırmalarında? Açıkçası yok.
Yani parasal konusunda bir veriye rastlamadım makalelerde falan Yani da. tabii şeyden de bahsettin. Üç üniversite var dedin değil Evet. mi bu çalışmanın bünyesinde? Yani Aynen. çoğunlukla akademik yoğunluklu bir Evet. araştırma, pratik araştırma projesi gibi Evet, aynen neredeyse. öyle. O yüzden anlıyorum tabii parasal yönünün çok fazla irdelenmemesini. Yani şöyle söyleyeyim sana, bu Eni adında bir kurumsal mega şirket, yenilenebilir enerjiyle uğraşan ve bütün Avrupa'nın işte enerji tüketimiyle ilgilenen. Türkiye'de şimdi bir örnek aklıma gelmiyor, benzer bir şekilde. Onu da saate verin, kusura bakmayın. Yani milyar trilyon euroluk bir şirket sonuçta sponsor oluyor bu şeye, projeye. Dolayısıyla parayla ilgili. Hani projenin zaten böyle bir avantgardlaşması, bir Evet. bilimsel inovatif yönünün ön plana çıkması zaten oradan hani sağlanmış oluyor. Bilimsel olarak prestijli olması lazım sonuçta. Evet, aynen. Yani Anlaşıldı. bir öncü teşkil etmiş olması. Ondan dolayı parayla ilgili herhangi bir sorun olmuyor. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki sen Türkiye'de ne yapıyorsun? Ben Türkiye'de şu anda AstroRestauro ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan bu Samatya'daki İmrahor Camii'nin restorasyonunda raporların çevrilmesi, tasnif edilmesi, sunulması, işte iki kurum arasındaki iletişimin pekiştirilmesini sağlıyorum. Onun dışında kendi birkaç küçük girişimim var falan. Peki Türkiye'de İmrahor Camii'ne yapılacak müdahaleler de bu obsesyonda yapılabiliyor mu? Ay yok. Keşke. İtalyanlar bunu nasıl kabul ediyor? Ya adamların olayı kültürel miras. Yani bir numaralı gelir kaynağı İtalya'nın turizm. Dolayısıyla en çok kafayı da buraya, sermayeyi de buraya ayırmaları çok mantıksız değil. Kültürel bir mesele biraz da. Ondan Bizim de dolayı turizmdir herhalde. Bir numaralı mıdır bilmiyorum ama bizde de turizm hatırı sayılır bir şeydi. Ama bu restorasyona gerekli önem vermemiz ve gerekli bütçeye ayırmamız gerektiği anlamına gelmemiş şimdiye kadar. evet, şöyle bir şey de var. Yani Samatya'daki İmrahor Camii böyle Allah'ın unuttuğu yerde, affedersiniz. Hani herhangi bir turistin kolay kolay gidebileceği bir güzergah üzerinde değil. Ama şimdi mesela BİM ve kültürel miras ve Türkiye'den örnek vermek gerekiyorsa, yakınlarda Ayasofya ile ilgili yapılacak bir mega belgeleme ve koruma ve onarım projesinin ihalesi açıklanacak. Hatta birlikte çalışmak istediğim firmalardan şimdi ismini söylemeyeyim. Bir tanesi de bu ihaleye girdiler ve burada bütün sistemin BİM üzerinden modellenmesi, en azından böyle bir model elde edilmesi için belgelenmesi ve BİM modeli oluşturulması söz konusu mesela. Ayasofya çünkü her şeyin kalbi yani. Biraz yapının da özelliğiyle alakalı. Peki niye Samatya'daki Allah'ın unuttuğu bir yerdeki bir yapının restorasyon işini İtalya'da bir firma yapıyor? Çok güzel soru. Çünkü yapı öyle bir halde ki valla ya asıl amaç şey Tamam, bu gıybet seçim konuşuyorsa yani cevaplamak istemiyorum. yok Gizli yok bilgi de tamam, deyip ona da cevap vereyim. geçebilirsin. Ya bu İmrahor'daki bunun örneklerinden bir tanesi sadece. Birkaç tane daha benzer yapı var. Amaç şey, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin eğitilmesi. Biz böyle seminerler düzenledik. Orada sunumlar yaptık, yapılan işleri açıkladığımız detaylı bir şekilde. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün işte İtalya'daki yenilikçi ve işte önemli teknik bilginin, birikimin nasıl kullanıldığı, yenilikçi malzemelerin nasıl uygulandığı ile ilgili genel olarak bir eğitimden geçirilmesi meselesi. Ana amaç bu. Tamam, bunları daha detaylı olarak gıybet session'da Tamam. konuşmayı öneriyorum. Aynı şekilde Ayasofya projesinde orada konuşuruz. Hazır kapısı da yeni tamir edilmişken. Bir soru var Umut herhalde. Almaç, hocam merhabalar. Çok teşekkür ederim. Teşrifinizi onurlandırırız beni. İtalyanlar Ayasofya öncesine ait bir Bizans yapısının camiye dönüştürülmesine su taşıyor. Money talks, yüreğimiz yanıyor. Bu yorumu da okuyalım. Evet öyle. Doğru. Doğru. Ya herkes para kazanmak istiyor sonuç olarak. Maalesef. Sümeyye'den Ayasofya'da ise depreme Ona dayanımlı malzeme cevap verilmiş denenim gibi sanırım. Deniz simülasyonu abi biz yapıldı sana mı? soruları okuruz. Sen niye
Tamam, haklısın. Sümeyye'den yani Ayasofya ve deprem dayanımı, malzeme dayanımı gibi bir simülasyon yapıldı mı sorusu gelmiş. Bilmiyorum ya. Yani Ayasofya konusunda uzman arkadaşlarıma yönlendirebilirim isterseniz. Kadir Ekinci. Umarım bu sunumu YouTube'dan izliyordur. Hocam bu arada yani Ayasofya öncesinde bir Ayfi Bizans yapısının şeyden bahsediyor Umut Hocam. 100 yıl öncesine dayanıyor çünkü İmrahor Camii, Sudyon Manastırı. Camiye dönüştürülmesi planlanıyor, evet. Çok doğru. Ya ama İmrahor en Camii azından diye bahsediyorsun zaten senden. aynen. Ya İmrahor İlyas Bey Camii çünkü Osmanlı döneminde sonra yıkılıyor mıkılıyor falan, Cumhuriyet döneminde kullanılmıyor. Yani iki tane yapı aslında. Ya camiye dönüştürülmesi ne su taşıyor, evet, ama en azından hani elde var olanın en uygun şekilde konserve edilmesi, en uygun şekilde korunması ile ilgili bir hani hassasiyet olduğu için, ya en azından bu yönünden, hani ne kadar camiye çevrilecek de olsa, en azından bu yönünden hani teknolojinin en son noktasından yararlanmak amacı olduğu için buradan olumlu olduğunu düşünüyorum, ama tabii hadi camiye dönüştürülmek olmasına yorum yok. Bunları da, bu harika yorumlarımızı da Gıybet Session'a öneriyorum. Tamam. Ama bak Ama bayağı bir veri geliyor ya İmrahor'la ilgili. tamam. O zaman şöyle bir ara not girmek isterim. Bir teknik kısmıyla ilgilenelim. Dönüştürülme, fonksiyon dönüştürülmeleri ile Ha, ilgili tamam. düşüncelerimizi başka yerlerde tartışalım. Tamam, doğru. Ne dersin? Çok mantıklı. Bir yorum daha var. Kartal, onu direkt YouTube'dan okuyayım ben sana. Kartal Turhan demiş. Çocukluğumun bir bölümü orada geçti. O bölgede önemli Roma kalıntılarının olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tarih bilgim o kadar iyi değil. İmrahor Camii bu yüzden ilgilerini çekiyor olsa gerek diyor. Evet. Güzel, ülkemizde başka insanların iş yapması da güzel ve desteklediğimiz bir şey zannediyorum. Ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Daha açık Tamam. daha açık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Bu YouTube'da yorum yapan herkesi kayıt dışı konuşmamız, bunda devam edecek olan Gıybet Session'a davet ederek linkimiz Evet, kesinlikle. tinyurl.com/metaçarşamba89 Instagram hesabında da var. İstersen son sözü sana vererek yayınımızı kapatıp Gıybet Session'ımıza geçelim Denizhan. Olur. Benim diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim herkese katılımınız ve dikkatiniz için. Bazı kısımlarda hızlı geçtiysem, sürçülisan ettiysem affola. Umarım hepiniz için yararlı bir sunum olmuştur. Harika bir sunumdu. Sağ olun canım. Sağ olun.